okyanus geçtim böyle. Kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, gel artık uslandır beni. Terazimden iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Düşünüyorum programına hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi birlikteyiz. Sayın Yücel Vural Bey'le sizleri selamlıyoruz. Bu akşamki konuğumuz sosyolog Kudret Akay. Bu parçamızı da Zülfü Livaneli'nin Ah Benim Sevdalı Başım şarkısını da o seçti. Gerçekten çok güzel bir şarkı sözleriyle de. Daha sonra kendisine belki bu sözleri programın sonunda okuturuz. Çünkü programın sonunda şarkının tümünü vereceğiz. Kudret Atay tabii bizim geçen yılda konuğumuz oldu. O bir sosyolog. Sosyologların da görevi insan topluluklarını bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen bir bilim dalıdır sosyoloji. Sosyoloji bir toplumun her şeyini izah eder. O nedenle özellikle son birkaç gün önce İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bazı veriler beni böyle çok çarptı. Yani sosyolojik olarak bundan tabii ki sosyoloji biliminden global konulara kadar varabilirsiniz. Bir toplumun sosyolojik kimliğinden ve sosyolojik varlığının özelliklerinden. Ve tabii ki Kıbrıs konusunda da bu verilerin nasıl etkileyeceğini de çok açık ortaya koyan bir şeydir. O nedenle biz programın birinci bölümünde bu gerek bu beyaz kimlik konusu da yapılan son günlerdeki açıklamalar ve gerekse İçişleri Bakanlığı'nın son bir yıl içinde işte çalışma izlerinden tutun kumarhane sayısına, gece kulübü sayısına veya çalışma izinlerine, doğum ve ölüm oranlarına kadar verdiği veriler, daha çok başka veriler de var. Bu gece bunları hep yatıracağız ve bunun izahatını isteyeceğiz Kudret Akay'dan bir sosyolog olarak. Bu tabii ki bir toplumun sosyolojisinin de değişmesini gösteriyor. Yani belli bir sosyolojik yapı var ve bu her yıldan yıla değişen bir şeydir. Bunları da isteyeceğiz. Yalnız başında önce bize kendisini, biz böyle yapıyoruz artık. Eskiden böyle şey, Kudret Akay'ı herkes bilir ama önce bir kendinizi, bu sosyolojiye girişinizi, hayat hikayenizi kısaca hatırlıyorum. Mesela İngiltere'deydiniz. Sosyoloji mezunu, doktora yaptınız. Sonra sizi bir gün Mustafa Akıncı TKP'ye genel sekreter olarak getirdi Kıbrıs'a. Değil mi? İlginç bu. Evet ve ondan sonra Kıbrıs'ta kaldınız. Bir takım çalışmalarınız var. Sosyal araştırmalarınız var. Benim özellikle seçimler döneminde sizin yaptığınız araştırmaların doğru çıktığına dair bir gözlemim var. O bakımdan da sizi takdir ediyorum ama sanıyorum artık bundan sonra bu sosyolojik yapının bu kadar çok durmadan ve böyle 10 ayda, 5 ayda hatta bir senede değişmesiyle sanıyorum artık böyle bir görüş, yani bir sosyolojik çalışmada kesin görüş verebilecek bir imkan da zorlanacak gibime geliyor. Nitekim
Son zamanlarda bizim toplumda gerek seçimlerde gerekse başka gerekli olan politik alanlarda yapılan sosyolojik yani araştırmaların da pek tutmadığını, hatta böyle bir gerileme olduğunu, daha önce kamuoyu yoklaması yapan kuruluşların artık yanıldıklarından dolayı bu şeyden, görevden vazgeçtiklerini de görüyoruz. Yani ortada pek sosyolog ve bu araştırmalar kalmadı. Siz biraz yapıyorsunuz. Bu da tabii ki çok etkiliyor. Demek ki burada bir yani toplumların, yani insan toplumlarının eğilimlerini değişen bu sosyolojik yapıda tespit etmek oldukça güçleşmiştir. Hoş geldiniz Kudret Akay. Bize böyle kısaca hayat hikayenizi, Kıbrıs'tan Londra'ya uzanan ve bu sosyoloji mesleğini veya bilimini seçmenizi ve Kıbrıs'a dönüşünüzü ve yaptığınız projeleri, hikayeleri ve son olarak da çalıştığınız şeyleri bir böyle kısaca geçerseniz, sonra geçip bizden bu şeylerin, bu verilen verilerin okunmasını ve ne demeye geldiğini soracağız. Şimdi 1 milyon tane şey söyledin tabii. şimdi siz konuşurken aklımdan böyle bir film şeridi gibi hangisini, nasıl cevap bulursanız bulursanız. Hayır, bulmak değil, sığıştırmak, sığıştırmak önemli. Evet. Önemli. Ama yani ben ne bileyim yani bunları konuşmazsak biz, herkesin şu anda çok ilgilendiği Kıbrıs'ta çözüm olur mu olmaz mı hikayesini de etkileyecek konulardır bunlar bana göre. Hani çok kısa kendi özgeçmişimden evet, başlayayım. Evet, böyle başlayalım. Araya mesela Akıncı Sene geldi, genel sekreter falan yapmayacağım. Bomba gibi attım ortaya. Öyle. Doğru, öyle. Tam ben o sırada ayrılmıştım, siz sekreter geldiniz. Genel sekreter yardımcısı. Öyle mi? İşte, evet. Doğrudur. Daha uçakla gelirken parti meclisine seçilmişim. İndim, ertesi gün yapılan bir toplantıda MYK'ya atanmışım. Nasıl keşfetti sizi? Yani şimdi Londra'da konuştunuz. Peki herhalde çok kısaca anlatayım. Yani birçok CTP'li esasında şey bilmiyor. Benim arka plandaki bakışıyoruz. Peki. Şimdi şöyle bir şey. Ben 76-78 yıllar arasında Türkiye'deydim. Bu arada ses çıkar mı? Yani devam edeyim mi? Peki. Benimki de. Benim ilk idealim liseli yıllardan, hatta ortaokul yılından mimar olmaktı. İlkokul son yıllarındaydı herhalde. İzlediğim bir film, The Architect isimli bir film, beni çok etkilemişti ve idealim olan bir şeyi seçmiştim. O çocukluk yaşlarımdan bir mimar olacaktım. Bunu ben yıllarca sürdürdüm. İşte üniversite sınavları sonunda mimarlığı kazandım, mimarlığa gittim. Ankara Devlet Mimarlık'ta şeye başladım, eğitime başladım. Bahsettiğim yıl 76-78 yılı arası. Yani Türkiye'de anarşinin, terörün, toplumsal olayların en üst düzeyde olduğu dönemler. Okula diye gidiyorduk ama esasında okula gitmiyorduk. Olan işte ya boykotlu ya eylemdi falan filandı. Bu arada rahmetle anmak istiyorum Muharrem Adnan Özdemir. Evet. Muharrem benim liseden arkadaşımdı. Ankara'dan onu Taner'le, Taner Akçam evet, yazar. Onunla beraber, yok Taner Akçam Kıbrıs Türk Milli Eğitim'deydi uzun süre, zannedersem şimdi emekli oldu. Taner de üniversitenin arkadaşımdı. Onunla ziyarete gitmiştik. İstanbul'a gitmiştik. Biz İstanbul'da Muharrem Yurt sorumlusuydu derneğin. Rahmetli Muharrem bizi aldı. İşte 2-3 gün beraber kaldık. Sonra İstanbul'dan bizi trene götürdü. Trene bıraktı. Biz Ankara'ya Taner'le geri geldik yurda. O zamanlar böyle hızlı trenler falan yoktu. Sanırsam, yanılmıyorsam 14 saatlik bir yolculuktu. Nereye kadar? İstanbul-Ankara arası. Ankara, evet. İstanbul'dan Ankara'ya döndük. Yurda girdim. Ama tabii bir şey, yurtta su falan olmadığı için hamama gider yıkanırdık. Tabii tabii. Yurt işgalimiz altındaydı çünkü öğrencilerin. Böyle şey, tam şampuan dondururken yurtlarda. Yurtta yatağa oturdum, ranzaya. İçeriye birisi girdi. Sen İstanbul'dan gelmedin mi dedi. Evet dedim. Adnan Özdemir öldürülmüş dedi.
Muharrem. Evet, Muharrem. Muharrem bizi trene bıraktı, geri döndü. Sümer'le beraber, yani Ülmen'le beraber. Onlar şeyden, otobüs durağından kaçırıldılar ve işte biri öldürüldü, biri vuruldu. Bu olay sebep oldu, ben Türkiye'yi bıraktım. Bu benim işte hayat hikayemin esasında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü Türkiye'yi bırakmakla mimarlığı bıraktım. İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Rahmetlinin cenazesinden sonra. Kaçıncı sınıftaydınız mimarlıkta? Daha ilk yıl. İlk yıl. Hiçbir şeye gitmiyoruz. Evet. İngiltere'ye gittim. Yıllarca ısrar ettim mimar olabilmek için. Sonra bir gün karar verdim ki o kadar kötü el çizimim var benim. Mimarlığa hakaret benim mimar olmam. Tamam, kafamda güzel şeyler tahayyül ediyorum ama bunları bir türlü çizime döndüremiyorum. Ve mimarlığı bırakma kararı aldım yıllarca uğraştıktan sonra. Ama arada inşaat teknikerliği diploması aldım, structural engineering yaptım. Sonra bütün bunları bırakıp film studies yaptım. Filmcilik. Evet. Film okulu yaptım. Filmde tabii filmin içeriğiyle ilgiliydi benim, film analiziyle ilgili. Zaten gençlik yıllarımdan beri gençlik hareketleri içerisindeydim. Ahmet Okan'ın şeyden liseden DGD'nin kuruluşunda seçtiği lise temsilcisiydim. Bir ilgim vardı siyaset alanına. Bu siyaset alanını daha bilimsel olarak öğrenmek gerektiğine karar verdim bir anda. Bu arada çok ilginç bir şekilde Niyazi Kızılüreğ'le tanıştım. Niyazi'yle benim çok uzun yıllar geriye giden bir dostluğum var Londra'da. Tam ben sosyolojiye başlamak üzereyken onunla tanıştım. Onunla ciddi tartışmalarımız oldu. Onun da teşviği oldu. Ve ben filmciliği bıraktım, felsefeyi bıraktım, mimarlığı bırakıp sosyoloji tahsiline girdim. Hangi okulda, üniversitede? O zamanlar üniversite bile değildi adı. Polytechnic. Evet, Polytechnic of North London'dı. Sonra University of North London oldu. Şimdiki ismi Metropolitan University. Aslında Londra'da yani. Evet, Londra'da. Yıllarca işte orada yaşadım. 89 yılı içerisinde ben Akıncı ile tanıştım. Sosyolojiyi, siyaseti, tarihin daha fazla içerisine girdikçe o dönemlerdeki CTP-AKEL çizgisindeki hegemonya görüşle olan çelişkilerim artmaya başladı. Londra grubu ile aramda ciddi farklılıklar oluştu. Zaten hiçbir zaman resmi bir üye değildim. Ama hep gençlik hareketi içerisindeydim. Orada Demokrasi Derneği'ne gider gelirdim. Ayrıldım. Devam edemeyeceğimi anladım onlarla. O dönemde Akıncı'nın bir Londra ziyaretinde Akıncı ile tanıştım. Evet. İşçi Partisi ile Londra'da ciddi ilişkim vardı. O ilişkilerimi kullandım. Sayın Akıncı'nın işte Sosyalist Enternasyonel ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştım. Böyle başlayan bir ilişki oldu. 93 yılında ilk kez Kıbrıs'a geldim. Ama gelme ilk kez dediğim yani işte 78'de İngiltere'ye göç ettikten sonra, yoksa doğma büyüme Lefkoşalıyım. Sonrasında şey oldu, Akıncı ile tanıştıktan sonra işte bir 4-5 yıl orada çalışmalarımı devam ettirdim. Kıbrıs'a işte bir üniversiteye geldim. Sosyoloji bölümü kurma için geldim. Esasında University of London'dan. Fakat ismini vermemişti, o üniversiteden anlaşamadım açıkçası. Öyle bir bölümün kurulamayacağını anladım. Tam geri dönmek üzereydim ki Sayın Akıncı dedi gel bir araştırma merkezi kur bize burada. TKP içerisinde. Zaten TKP içerisinde çalışıyordum. Kıbrıs'a dönüşümde işte genel sekreter yardımcılığına kadar yükselen, benim hiçbir katkım olmayan. Yani tamam, doğru dediğiniz itmesiyle olan bir şeydi bu. Ancak bir yıl dayanabildim orada. Sonra geri döndüm Londra'ya. Sonra 99 yılı içerisinde turizm master planı yapılacaktı Kıbrıs'ın. Orada Serdar Denktaş gelip çalışmamı istedi. Turizm master planının saha çalışmalarını yapmak için. Ben bunu Sayın Akıncı'ya söylediğim zaman şiddetle reddetti. Hayır dedi. Yani ben. Hayır. Dedim yani ne yapabilirim ki? Kıbrıs'a gelmek, yerleşmek istiyorum. Benim çalışma alanım da bu. Orada bir kopukluğumuz oldu. Benim TKP'den uzaklaştırılmam oldu. Öyle mi? Tabii. Disiplinle mi? Hayır hayır, ama süreç öyle çalıştı. Yani öyle çok net bir şekilde tabur takınıldı. Serdar o zamanlar Turizm Bakanı mı, Başbakan yardımcısıydı galiba. Yoksa siyasi bir ilişkim yoktu Serdar'la. Hatta buraya gelişimde yaptığımız anlaşma, siyasetle hiçbir şekilde bulaşmayacağım, turizm master planını yapacağım ve döneceğim şeklindeydi.
Böyle bir hikayeden sonra işte süreç içerisinde Kıbrıs'ta yani kendimi... 1994 falan da herhalde Turizm Bakanlığı... Yok ben 99'da geldim. 98'de 99'da. Şeydi. Tekrar. 99 seçimlerinde tekrar. Kaybetmişlerdi işte. Hı-hı. 98'de gelip o çalışmaları yaptım. Bir yıl süren turizm master planı, sosyo-kültürel araştırmalarıydı bunlar. Sonra işte yani Tekabe'den bir kopuş başladı. Süreç içerisinde Serdar Denktaş'la yakın çalışmaya başlaya bir anda kendimi şeyde Dışişleri Bakanlığı'nda danışman olarak buldum. Evet. Süreç böyle çalıştı. Biliyorsunuz o zamanlar bu kamuoyu yoklamaları falan daha popüler değildi. Yalan. Böyle herkes tahmini olarak yürütüyordu bu şeyleri, işleri. Önce şunu söyleyeyim Fatma Hanım. Bir defa pazar yani bu tip araştırmalar yapmak için sosyolog olmanıza gerek yok. Hı-hı. Ama sosyoloji biliminin tabii daha derinlikli bir çalışmada büyük avantajları var. Hı-hı. Kudret izninle bir teknik arıza var galiba. Ya seslerimiz iyi duyulmuyor, bir şey oluyor. Biraz ara verelim, bu şeyi yapsınlar, onarımı. Daha sonra devam ederiz sevgili izleyicilerimiz. Böyle bir sorun çıktı teknik olarak. Kusurumuza bakmayın, devam edeceğiz. Günlerde herkes Viraj Home Center'ı konuşuyor. Tabii yeni yıl geliyor. Evinin şıklığını düşünenler mutlaka Viraj Home Center'a uğrayacak. Tencereden tavaya, havludan nevresime, renk renk, desen desen dekoratif seramik ve ahşap ev aksesuarlarına kadar ne ararsak buluyoruz. Hele o Kütahya porselenin yeni neslin geleceğini korumak için çevreyle dost ürünleri yok mu? Bütün ürünler hem renkli hem zarif. Siz de sevdiklerinizin kalbine minik dokunuşlar yapmak istiyorsanız Viraj Home Center'a gelin. Viraj Home Center, Yeni Hastane Yolu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji karşısı Mausa'da. Telefon 365-6740. Bilinen, sevilen, hayran olunan bir mekan. Kaliforniya'nın Gold. Sıcak bir ortam, kaliteli bir servis, lezzetli bir yemek, temiz bir mutfak. Hepsi bir arada. Californian Gold. Eviniz için her şey Elektrokur Index'te. Oturma grupları, yatak odası takımları, çocuk odası takımları, ofis mobilyaları, avize çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm eşyalar Elektrokur Index'te. Tüm Elektrokur mağazalarında her şey 6 taksit. Elektrokur Index pazar günleri de açık. Kent insandır. Yollarımız, duvarlarımız, binalarımız bizimle birlikte yaşar. Çarpık yapılaşma, plansız kentleşme, gelişi güzel inşaatlar, izinsiz ek yapılar bizi nefessiz bırakır. Boğuluruz. Gönyeli'deki yapısal gelişmelerin, imar yasası ve belediyemizin belirlediği çağdaş kent standartlarında olması için çok daha kararlı adımlarla yola çıkıyoruz. Bu yolu sizlerle birlikte yürüyeceğimizi biliyoruz. Kent insandır. Yeşil alan işgalleriyle mücadele ediyor, izinsiz ek yapılara gözümüzü yummuyoruz. Gönyeli Belediyesi. İnsanı ve kentimizi seviyoruz. Çocukların sokaklarda pirili oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti.
Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen, Leonardo da Vinci'yi hayran bırakan, Kıbrıs'ın önemli bir kültürel parçası olan dünyaca ünlü Lefkara Nakışı. Hiçbir yerde bulunamayan, yok olmaya yüz tutmuş desenleriyle tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler, çantalar, cüzdanlar, kolyeler, bilezikler, yüzükler, bardak altlıkları, saatler, gözlük ve telefon kılıfları ve birçok farklı aksesuarlar. Kıbrıs'ın çok eskiye dayanan camaltı sanatlarından koza işinin eşsiz desenleri. Bir zamanlar meşhur Kıbrıs ipeğinin ham maddesi olan fakat günümüzde koza işlerine can katan, renk katan, sarı koza sayesinde üretilen Kıbrıs koza işlerinden tepsi. Sevgili izleyicilerimiz, özür diliyoruz sizden. Canlı yayınlarda bu gibi hatalar oluyor galiba. Teknik olarak özellikle benim mikrofonum iyi çalışmıyormuş. Çünkü yatattığın içindir başından. Olabilir. Programın ilk başında Kudret Akay'ın işte mesleki hayatına nasıl başladığını, nasıl böyle karar verdiğini, neler yaptığını, nereye gittiğini ve Kıbrıs'a nasıl döndüğünü öğrendik. Şimdi çok vakit kaybetmemek için onları tekrar etmeyeceğiz de. Şimdi biz ikinci programda bir Kıbrıs konusunu zaten hep her yönüyle de tartıştık. Kaç programdır Kudret Bey de televizyon geziyor, bunları konuşuyor ama biz şimdi bir çözüm için uğraşan ve bazı kriterlerin de çok hassas olduğu bir noktada bir İçişleri Bakanlığı'nın bir dokümanıyla karşılaştık. Yani burada mesela bir yani getirilen önlemlerle veya bir yıl içinde oluşan rakamlarla çeşitli alanlarda gerek çalışma izinleri, gerekse doğum oranları ve daha başka çeşitli işte şimdi bir de beyaz kimlikle ikametgah izinleri ve bu ikametgah izinlerinin giderek vatandaşlığa da döneceği ve biliyorsunuz Sayın Davutoğlu'nun son günlerde geldiğinde 26.500 kişinin de vatandaş yapılmasını talep ettiği ve yine İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla son yani yenile veya işte 10 aylık dönem içinde 1506 kişiye vatandaşlık verildiği de anlatılmıştır. Bunlar tabii ki Kıbrıs görüşmelerini de etkileyecek ve de bizim yani hep söyleriz kaynaklarımız açısından bu nüfusa biz ne vereceğiz? Bu nüfusu nasıl kontrol edeceğiz? Gerek idari yönden gerek kaynaklar yönünden. Bunlar bir soru işareti. Şimdi Kudret Bey başlayalım bir. İçişleri Bakanlığı toplam bir rapor verdi. Yani ben en çarpıcı şeyden başlayayım. Bakın. Mesela nüfus kayıt diye bir bölüm var burada. 10 ayda 3.992 doğum olmuş. 10 ayda bu yıl içinde. Ölüm oranı ise 1.091. Bakın. Yani arada bir uçurum var. Birisi 1.000, birisi 4.000. Ve genellikle nüfus artışları doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farktan anlaşılır.
Ve tabii ki bu doğum oranı dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde. Çünkü bunların bir ortalama hesaplaması vardır. Bir yılda doğan canlı bebek sayısı yıl ortası nüfusa bölünür ve 1000 ile çarpılır. Bu şekilde bir hesaplama var. Hesapladınız mı onu? Hayır, hesaplamadım. Çünkü yani şöyle ki yıl ortası Haziran diyelim. Biz nüfusu bilmiyoruz Kudret Bey. Ne Yok, zaman bildik? Nüfus var. Nüfus. Nüfus seni ne diyeceksin? 280 mi diyeceksin? Nüfus o 280 sayılında. O zaman da yanlıştı. Yani, yani burada kaç bin kişi doğdu dediniz? 10 ayda 3992 doğum. 3992. Ve 1091 de ölüm. Yani genellikle ölüm ve doğum oranları çok yakın olur. Ve aradaki... Yok, çok yakın olmaz. Hayır, nüfus bir denge artışının, var. Bir nüfus dakika. Artışının olduğu ülkelerde doğum oranı, bir ölüm dakika, oranından yüksek. Bir dakika, ben normal ülkeleri kastediyorum. Yani bir normal ülkeleri kastediyorum. Yani kendi ölüm oranı aşağı yukarı bellidir. Yaşları da bellidir. Hangi yaşta insanlar ölecek. Çocuk oranları bazı yerlerde hastalıktan dolayı çok ölümler olur. Bunlar Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da sürekli şöyle, üstüne vurduğu bir şeydir. Kudret Bey herhalde bilir. Yani Kıbrıs'ta geleneksel olarak nüfus artışı. Yani bu göçlerden 1974 de. Öncesinden başlayarak yani genel eğilim neydi? Nüfus Yok, artışı. Yok onu bilmiyorum. Yani ben demograf değilim. Ama genellikle göç alışında olur bu rakamlar bütün dünyada. Şimdi önce bir hesaplayalım tamam. şeyi. Tamam. Bahsettiğiniz 10 artışı. Ayda 3992 doğum. Yani 4000 yaklaşık. 1091 de ölüm. Şimdi bu Kıbrıs'ın yani hiçbir şekilde gerek yani eğilimleri, insanların işte daha da az çocuk doğurma biliyorsunuz daha düşük bir orandadır eskiye göre. Sadece bu Kıbrıslı Türk toplumunda değil, Türkiye'den gelen insanlar da artık eskisi gibi 5-6 çocuk falan doğurmuyor. Ve çeşitli de tabii bunların korunma yöntemleri vardır. O giderek tabii yaygınlaşıyor. Bir eksik bilgi var orada. Yani hayır, hiç eksik değil. Doğanların burada, kaçta kaçı vatandaşların çocukları olarak doğmuştur. Canım, o önemli. Canım bu bir, bakın bizim yani bunları da biliyoruz. Sizin söylemek istediğinizi söyleyin de bir şimdi bak, konuşalım. Bu 10 ayda evet. 3992'de bir şey var, şifre var. Yani buraya biliyorsunuz doğum için gelenler demek ki yani doğum için gelenler de var çok yüksek onu miktarda. Yani, bilgi ve eksikliği odur. Biliyorsunuz yani. Tabii bunu raporu bu şekilde verdi. Ve burada doğmuş insanlar da otomatikman bir gün vatandaş olur. Yok. Olur. Tabii ki. Doğanları hep kabul ediyorlar. Yani bütün dünya hemen hemen biliyorsunuz zenginler mesela Türkiye'de Amerika'ya gider çocuklar doğururlar veya İngiltere'ye gider. Yok her ülkede farklıdır. Farklıdır ama genellikle böyle bir eğilim var. İnsan bakın, hakları açısından. Bu verdiğiniz oran. Ben vermedim yani, İçişleri Bakan. Tamam, evet. Yani şu anda belirttiğiniz 3992. Evet. Şimdi 300 bin toplam nüfusu kabul ederseniz 1.3 oranında canlı doğum oranından bahseder ki bu nüfus artışı yaşayan ülkelerin nüfus artışına denk gelen bir şeydir. Yani 0. Eksilerde vardı. Mesela Yunanistan'ın nüfusu eksilmektedir ama Avrupa'da da yükselen nüfuslar vardır. Dünyanın birçok yerinde nüfuslar vardır. Ama 4000 fark olmaz ölümle şey arasında. Belli daha onu, bir daha onu fatmanım daha çıkartmadım da içinden. Doğum oranını hesapladım evet, şimdi. Tamam. 300 bin nüfusta 3992 kişi doğmuşsa doğum canlı bebek oranı 1.3'tür ki gayet makul. 1.3. Ay 1.3 çıkmaz o. 1.3 işte. 1.3 çıkmaz. Yani binde binde hesaplanmaz. Bütün dünyada binde hesaplanıyor. Bine vurursanız 0.1. Hayır. Yüzdeliğini söyleyeyim. Bakın nüfusa bölünür diyor şey. Tamam şimdi sizin hesaplamanız başka bir şey. O bir demografın hesaplaması. Ben çok basit bir hesap yaptım. Nasıl yani? 300 bin, bakın. Şimdi oradan çıkıp nüfus artışını 6 aylık hesaplama metodudur o. Evet. Benim size verdiğim oran çok basit. 300 bin kişilik toplam bir nüfusta 3992 kişi doğmuşsa, yeni doğan bebek varsa 1.3 nüfusta artış vardır. Binde. Demeyeyim.
Hayır, nüfus, bir dakika, nüfus artışı öyle hesaplanmıyor. Ölümle doğum arasında, lütfen, bu bilimsel daha, yöntemdir. Aynen öyle, daha ölümü nasıl hesaba katmadım bile. Evet, daha onu söyleyin şimdi bunu, evet. Daha ölümü hesaba katmadım bile. Kimse ölmese, evet. Kimse ölmese, bu nüfus her sene 1.3 oranında artacak. Hesaplayın. 3.300 bin nüfus var. 3.992 kişi bakın, doğdu. Bakın Türkiye'de bile %20'dir bu. Sizin hesaplamanız yanlıştır. O şekilde hesaplamıyor. Peki, yani hesaplamanın tekniğine girmeyelim. Ben çok basit bir şey söyledim sana. Olmaz o. Türkiye'de 100.000'de 20'dir. Binde 20. Fatma Hanım, çok basit hesap. 300 bin kişi var burada. Hmm. 3.992 kişi doğdu. Bu nüfusun içerisinden 1.3 oranında bir doğum olduğunu gösterir. Kimse ölmese 1.3 oranında artacak sürekli olarak. Ölen nerede olduğuna göre o dediğiniz hesaplamayla başka bir şey çıkacak ortaya. Bundan daha az çıkacak ama. Bakın, bunu bilimsel olarak şöyle izah ediyorlar. Bir ülkede ölüm ve doğum arasındaki fark evet, nüfus artışını gösterir. Tabii ki. Nüfus şimdi bizden, gösterir. Ben hiç yani burada katmadım. Burada 3.000 nüfus arttı demektir bu. 300 binde 3.000 yani. 3.000. Toplamın içinde alman gerekir oranı bulabilmen için. Ya bu yüzdelikler böyle o kadar böyle bu kadar yükseğe çıkamaz. Ne, niye? Ya Afrikalarda çıkabilir, ne bileyim, göç alan ülkelerde şimdi. Şimdi Türk, tamam yani, çıkar mı çıkmaz mı tartışmasın, evet, bir kenara bakalım. Resmi Türk bilmem, politikası. Bilmem bu çok çarpıcı bir oran ve tabii ki geçmiş yıllarda bu 10 ayda bu kadar doğum ve bu kadar ölüm olduğunda geçmişte hiç böyle bir istatistiğe rastlamadım. Fazla mı doğuyoruz, fazla mı ölüyoruz? Hayır, az ölüyor. Az ölmüyor ya. Ben insanlarda sanki ösün diye. 300 bin olarak aldınız. O rakamın yani, içerisinde tabii o rakamın içerisinde neler vardır? De facto nüfustur o. De facto nüfus. De facto büyük nüfus. Bir öğrenci kesimi de vardır ki onları çıkartmanız lazım. Yani onlar sensiz, doğum oranına. Tabii. Evet. Ama o zaman yükseliyor. Şey. Ama yok. Doğumun içinde kimler var bilmiyoruz. Tabii öğrenci buradaki de buradaki toplam doğum oranıdır. Tamam ama tabii, o kesim zaten şey olan yani içinde doğum olan bir kesim değildir. Öğrenci kesimi. Yani buradaki verdiği oran de facto nüfusun içerisinde vatandaş olanların doğumu değil bu. O an Kıbrıs'ta bulunan herkesin hastanelerinde doğum yapan herkesin doğum sayılarıdır. Ama o zaman anladım, şunu anladım, almak zorundasınız. Herkes dediğiniz anda aynı popülasyonu almak zorundasınız hesaplama için. Ama evet, Kıbrıs'ın kuzeyinin özel bir durumu vardı biliyorsunuz. Yani tabii herhangi bir ülke bulamaz. Şu farkı vardır. Yani buradaki öğrenci sayısı genel nüfusa oranı çok yüksektir. Dolayısıyla ciddi önemli bir şeydir. Yani bunu bir şey olur canım yani saptırma gibi yani şey olur. Yani bunu bir yere yollayacağım ben bu konularda uzman. Bunu açıklasın. Çok basit hocam. O binde 13 daha yüksektir esasında. Dünyada hiç böyle bir şey yoktur. Yani böyle bu kadar oran 4 katı şey doğumla ölüm farkı yani olamaz. Niye fazla doğuruyoruz biz? Yani nedir sebebi sizce? Canım bu toplumda değil, gelip de doğuranlar da var ama burada gelip de doğum olanlar da var. Yani başka bir şey amaç da var. Neyse, şimdi geçelim başka bir konuya. Mesela... Bir şeyi netleştirelim. Türk politikası denilen politika, yani Kıbrıs Türkleriyle liderliğine kim gelirse gelsin, Türkiye'nin ortak oluşturduğu Kıbrıs konusunun nüfus politikası... Artırmak. Artırmaktır. Evet. Tamam. Bunun yöntemleri ne olacak, ne olmayacak ayrıca tartışacağız. Ama işte bunlar görüşmeleri de etkiliyor. Tamam. Yani bizim şimdi şey ettiğimiz olur. Gelelim odur. Bu dediğiniz şeye, görüşmeleri nasıl etkiliyor? Sizin yani en ufak bir şekilde bir şüpheniz mi var ki şu anda görevde olan hükümet görüşme masasıyla, müzakereciyle, Sayın Akıncı'yla istişare etmeden kendi başına oturdu ve bu kimlik politikasını üretti? Beyaz kimliği hiç öyle değil. Ama 220 bin üzerinden anlaşmışlar. Hiç öyle değil. O 220 bin anlaşma olacağı gün bir anlaşma da değil o esasında. O da yanlış bilgi. 200 bin üzerinden alıyorsunuz ama aktif o yani vatandaşlık hakkına sahip ve yaşamakta olan Kıbrıs'ın kuzeyinde 220 bin kişi vardır. Yok, saptırıyorsunuz. 300 bin de facto nüfus i̇şte sayımında. O nüfusun içerisinde önemli sayıda 60 bin civarında bir öğrenci, belki de daha fazla 70 bin tabii civarında ki bir öğrenci. Öğrenci, turist. O kesim içerisinde, tam turistler sorun değil.
Ama o kesinlikle de doğum olmuyor zaten öğrenciler içerisinde biliyorsunuz. Niçin ya? Turist de doğurur, öğrenci de doğurur. Yani, kim doğurmaz? Vardır tabii burada yaşayanlar yani var. İstisnalar onlar şey yapmaz yani. Bakın şimdi bakın. Neyse saptırmadan konunun özetine gelelim. Bence. Daha yüksektir bu oran. Bir oran bence daha vereyim. 18 falandır. Bir oran daha vereyim size. Şey öğrenci dediniz de bu yılın ilk 10 ayında 8256 öğrenciye öğrenci izni verilirken bu da yani burada oturma izni demektir öğrenci. Yeni. Yeni. Evet. Yeni öğrenci. Evet. 9859 kişi de ziyaretçi veya refakatçi izni aldı. Yani öğrenciden çok refakatçi de geliyor. Ya annesi babası geliyor, kardeşi geliyor. Tamam. Yani, turist şeyinde girmesi gerekmiyor mu? Herhalde turist diye gelir ama hayır izni refakatçi da izni bambaşkadır burada. İşte yani, ihanet etmedi. Şimdi ihanet etmedi. Allah aşkına birbirine sapıt. Evet aynen kapıdan girerken. Hayır kapıdan girerken refakatçi diye bir mühür yoktur. Çalışma hakkı yoktur. Bir ay izinlidir turist izni verir kendine. Ama gittiği zaman uzatmaya iznini kapıdan girdiğinde aldığı o bir aylık vizeyi veyahut üç aylık vizeyi benim kızım benim oğlum öğrencidir bunda der. Bu nedenle uzatmak istiyorum kalışımı yanında kalacağım. Ama orada şimdi, aldığı mühür başka bir şey. Ama şimdi burada ziyaretçi veya refakatçi izniyle gelenler bir iş bulup rahatlıkla bu beyaz kimlik ve çalışma izni belki ve ikamet şeyinden başvurabilirler. Yani bunlar bağlantılı şeylerdi. Yani buraya gelip de yerleşen ve ondan sonra bir iş bulanlar. Yani ya bu burada onu da tanımladılar ama değil mi? Yani şöyle bir şey var. Yok bunu hiç söylemediler. Yani çalışan diyorlar. Eğer bir şeye girmiş ve çalışmışsa. Neyse Kudret Bey bir konuya girmişti. Yani, yıllarca bu ülkede. Çalışma veya iş kurma izni veya her ikisinin toplamıyla kesintisiz 6 yıl kakıtıcıda bulunanlar. Yani şöyle bir kıstas var. Siz bir öğrencinin velisisiniz geldiniz 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl burada kaldınız. Belki 4 yılda burada bitiren yoktur. 4 yılda tamam, bitiren yok. 6 yani, yıl. Çalışma veya iş kurma izniyle diyor çok net. Tamam. Yani o kıstaslara sahip değilse belli ki çalışma izni alacak, başvuracak. Başvuru hakkı doğar diyorum ben. Ben oldu demiyorum. Tamam yani neyi tartışıyoruz? Başvuru izinlerinin gerek. Yani bu bir ifadede bulundu biraz. Yani bu nüfusun artmasından mı bizim derdimiz? Oraya girelim. Evet, onu bahsediyoruz. Yani derdimiz o mu? Nüfusun artması. Bizim şu mu derdimiz? Bizim burada doğum oranları absürt bir şekilde yüksek. Öğrencilerin aileleri gelir, nüfus artar. Bir şekilde bizim nüfusumuz sürekli olarak artıyor. Evet. Bence artmıyor. 300 binde civarında dönüyor. Ama hangi aklından seneydi 300 bin ya Kudret Bey? Sorun o değil, sorun o değil. Şimdi, sorun bunun bir iddia, iki iddia var. Birincisi, yani yıllarca ileri sürülen bir iddia vardır ki o da şudur. Kıbrıs'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ı Türk nüfusu azalmakta, evet, demografik yapısına değişmektedir dönük bilinçli bir toplum çok net bir şekilde bence Türk bir müdahale vardı. Evet. İkincisi de bu müdahale sonucunda Kıbrıs sorununun çözümü zorlaşmaktadır. Çok zorlaşmak. Evet. Yani müzakerelerde bu konu ikinci önemli başlık haline gelmiş çok durumdadır. Güzel. Evet. Mesele budur. Yoksa her ülkenin nüfusu şu ya da bu tabii şekilde artar. Tam bu şekilde kategorileşmek, evet, kategorikleştirmek tartışmayı kolaylaştırıyor. Peki ama diğer yanını da düşünmeniz lazım. Bu kadar nüfus artışı bizim altyapımız, bizim kaynaklarımız ve bizim idari mekanizmamıza göre bir nüfus değildir. Şimdi ona bakalım işte. Yani. Şimdi teker teker gidelim isterseniz. Evet. Önce Kıbrıs müzakereleri açısından ele alalım. Bence şu anki hükümet Sayın Akıncı ile istişare etmeden böyle bir düzenleme yapmamıştır. Genel Türk politikasına uygun bir düzenleme yapmıştır. O bahsettiğiniz 220 bin konusunda tabii sayılarda emin değilim. Bence müzakere masasında varılacak anlaşma. Öyle bir şey varmış diyorlar. 200. Müzakere masasında varılacak anlaşma bence şudur. Şu anda ülkede vatandaş olan herkes sonunda federal, eğer kurulursa Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşı olacak. Kim anlaştı onu? Dörtte bir oran diye söyleniyor. İşte o oran 2004'te de hatırlarsanız 41.500'ü tamamlayamadık biz. Verilen rakama ulaşamadık. Sadece şimdi, aile reislerinin şeyi. Ya durduran yani, öyle söyledi. Aile olarak şey yapılmadı. Hep erkek dedi, hep aile reisi. Durduran teker geldi ve söyledi bunu. Teker teker. Her bir birey KKTC vatandaşı alınan, ister aile reisi olsun, ister kadın olsun, ister 18 yaşından büyük çocuk olsun, hepsi yazıldı. 41.500'ü tamamlayamadık. Peki 2004'ten bugüne kadar artan ama şey böyle niye yaparsak
hiç konuya giremeyecek. Peki anlatın bakalım. Tamam. Şimdi birincisi bu 220 bin diye ortalıkta telaffuz edilen sayı bence KKTC vatandaşları yapılanların tümünü de kapsıyor. Sayın Akıncı geçenlerde gene bir açıklama yaptı. Şu anda KKTC vatandaşı olan herkes Federal Kıbrıs'ın vatandaşı olacak. 1506'da ilave var şimdi. Şu anda yani referanduma girildiği gün, o gün kim referandumda oy kullanırsa, o kritere haizse Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşı olacak. Bu çok net. Bu sayının da... O kadar net değil. Niye net değil? Benim açımdan... Şu anda yani KKTC vatandaşlığı almaya hak kazanmış veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazanmış ve KKTC vatandaş olarak görülmeyen dışarıda yaşayan bir nüfus vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları eğer 1960 anayasasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı hakkınız varsa referandumda oy kullansanız da kullanmasanız da o haiz kalacak. İşte o dörtte bir oranı çerçevesinde saçmadır zaten o dörtte bir oranı. Şimdi oraya geleceğim. Akıncı dedi başına dikemezsiniz yatak odasını. Nedir? Ondan sonraki süreç içindir. Istatik nüfusun. Ondan sonraki süreç içindir ama o. Ama yani, bir eğilim var. Bir başlangıç noktası itibariyle. Yani biz peki bitirsin bakalım. Rum liderlerin yaptığı açıklamaya da bakıyoruz. Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamaya da bakıyoruz. Onları birleştiriyoruz. Ortada bir 220 bin rakamı var buradaki şey. Rumların da söylediği dörde bir oran. Demek ki şu başlangıç itibariyle bu oranla başlanılacak. Akıncı diyor ki ondan sonraki gelişmeleri de biz yani nüfus artışları toplum içerisinde farklı olabilir. Dolayısıyla doğal nüfus artışı içerisinde bu dörde bir oranı bozulabilir. Hakikaten de bozulabilir. Peki başka türlü söyleyeyim. Evet. Referanduma gidildiği gün KKTC içerisinde bulunan KKTC vatandaşı kim referandumda oy kullanırsa yani KKTC vatandaşlığı hakkına haizse onlar Federal Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Kim bunu biz söylüyoruz değil mi? Şeyde bence kabul ediyor mu? Varılacak anlaşmadır bu. Öyle mi? Varılacak anlaşmadır diyorsun. Evet. Aynen tamam, 2004'te yani. Olduğu gibi. 2004'te nasıl her KKTC vatandaşı gitti referandumda oyunu kullandı tıpatıp aynısı olacak. Bundan geri adım yok. Ne Kıbrıslı Rumlar bunu bizden isteyebilir geri adım atılsın ne de Akıncı bundan geri adım atacak. Birinci madde bu. Bunda bir anlaşalım. Yok bizim anlaşmamız zaten bir şeyi değiştirmeyecek. Yok, ama böyle bir uzlaşmanın olmadığı izlenimi var ortada. Bu uzlaşma olmazsa yani, referandum... Siz diyorsunuz ki olacak bu uzlaşma. Tabii ki. Yani ha, tamam o zaman farklı bir şey. Bence de olmaz. Yani, çünkü şu anda söylenenler... 2004'te bir dakika devam edeyim yalnız ben. 2004'te olanın aynısı olacak. 2004'te ne olmuştu? KKTC vatandaşları seçmeni gitti referandumda oy verdi. Eğer bir referandum olacaksa 2016 Mart'ında Nisan'ına yine aynısı olacak. Sadece bir şey. Şimdi yurt dışında yaşayanlara bunlar onu kabul etmedi. Edecekler. İttiler onlara. İstedikleri kadar etsinler, edecekler. Bir sonraki aşama bu nüfusun istatikliği konusudur. Nüfus istatik olamaz. Zaten böyle anormalde çıkış olamaz ama. Zaten bütün bir çözüm sürecine istatik gözle bakmak doğrusunu isterseniz patates kökü gibi toprağın altında yaşayıp üzerinde yeşermemeyi içerir. Çözüm dinamik olmak zorundadır. Bu dinamizm toplumsal gelişmeyi varılacak anlaşmanın içerisine entegre edebilecek yolları bulmaktan geçer. Biraz önce söylediğiniz yurt dışında yaşayan 60 anayasası nedeniyle Kıbrıs vatandaşlığı hakkına sahip olan o hakkını koruyan ama bugüne kadar kullanmayan sadece Kıbrıs'ın Türk değil Kıbrıs Rumlar da vardır. Siz kalkıp da bir anlaşma metninin içerisine nüfustaki oran dörtte bir kalacak derseniz kendi kendinizle başından çelişirsiniz. Böyle bir saçmalık olamaz. İlk anda yürürlüğe girdiği anda çeşitli kurumlar içerisindeki oranları belirleyebilirsiniz. Peki normal seyrinde olsaydı dörtte bir olmaz mıydı Kudret Bey? Bilemiyorum. Öyleydi yani tabii. Siz bana söyleyin Londra'daki Kıbrıslı Türk nüfusu. Ne bileyim ben. Rumların 60... da var şeyde. Onları söyleyin kaçtır bilirseniz. Yani bilmem daha çoktur herhalde. Niye bunları takıyorsunuz? Hayır. Hepsinin 60'ta bu hakkı vardı. Devam edecek. Kaç tanesi gelecek buraya yerleşecek ne bileyim ben. Veyahut da gelip yerleşecekler mi? Niye istatik bir şey tutmaya çalışıyorsunuz? İlle de bu olacak. Hayır biz çalışmıyoruz. Biz tutmuyoruz ama burada şişirilen oranlar var. O zaman Kıbrıs Cumhuriyeti içindeki oranlarda dörtte bir kalsın diye bir iddianız yok sizin. Bizim yok. Rumlar, var mı? Rumların var. Rumların var.
Kıbrıslı Rumların öyle bir iddiası vardır. Ve aslında ve iki taraf görüşüyor. Tamam ya, ben size soralım. Siz diyorsunuz ki Kıbrıs Rum tarafının bu iddiasını unutun. 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 Evet, unutun. Kıbrıs Türk tarafı bunu söylüyor. Anlaşma da bu zeminde olmak zorunda. Çünkü bu evrensel insan haklarından kaynaklanan bir somut şeydir. Çok güçlüdür Türk tarafının eli burada. Şimdi tabii Kıbrıs Rum tarafı da şunu söylüyor. Evrensel insan hakları kavramı herhangi bir devlete nüfus aktarımı hakkı vermez. Yani vermez. Nüfus aktarımı denilen şey savaş suçudur bir defa. Yani o bambaşka bir olay. Kaç senedir olan nedir? Hayır, o değildir olan. Değildir. Hayır, teknik olarak çok farklı şeylerdir. Bir insanın göçmenin statüsünde veyahut da bir insanın iş bulma için bir başka ülkeye gitmesiyle sistematik olarak bir devletin bir başka coğrafyanın nüfusunu değiştirme politikası arasında ciddi farklar vardır. Bunlar birbirinden ayrılır. Siz dediniz böyle bir politikası var Türkiye'nin. Türkiye'nin demedim. Türk tarafının dediğim kuzeydeki nüfusu artırma politikası tamam, vardır. Tamam. Türk nüfusunu artması gerekir. En az oldu gerek. Bu iş doğurdu mu herkes daha çok İlk, çocuk mu yaptı? Dağlar kadar fark var söylediklerinin arasında. Yani şimdiye kadar bu muhalefet partilerin söyledikleri hep gerçek dışı iddialar mıydı? Ne gerçek? Yani işte zaten. Demografik yapıya bilinçli müdahale yapıldığı. Nüfus yapısının sürekli olarak değiştirilmeye çalışılıyor. Kuzeydeki Türkçe konuşan nüfusun, nüfusun artırılması yani gerekiyor. Yapıya ve bunu iddia eden partilerden tabii ki bunu iddia eden partilerden bir tanesi de CTP'de şu anda beyaz kimliği çıkartıp resmi Türk politikası içerisinde kuzeydeki nüfusu, Türkçe konuşan nüfusu artırma yolunda bir adım atmıştır. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bu yanlış mı doğru mu başka bir tartışmadır. Kıbrıs müzakereleriyle olan ilişkisi bir başka şeydir. Kıbrıs müzakerelerinde hiçbir şekilde benim aklımın ucundan geçmez ki CTP Sayın Akıncı'yla istişare etmeden yani müzakere masasının altına dinamit koyacak bir şeyi yürütmeyi kalksın da bakanlar kurulunda kendi başına geçirsin. Mümkün değil bu. Çünkü ne olacak anlaşma sonrasında? Öğrenciler, çalışma izniyle çalışanlar anlam planından olmuştu referandumda. Hepsi burada yani kayıt dışı dediğimizin dışında kalanların hepsi çalışmaya devam edeceklerdi. Aynısı olacak gene. Çalışma izni Rum tarafında da var, her yerde var, dünyanın her yerinde aynen. var. Aynen. İşte siz o çalışma izni. O ayrıdır, bu çalışma izni değil bunlar. Hiç ayrı değildir. Bunlar vatandaş yapma yani, bu doğum vatandaşlıktır. Fatma Hanım şimdi ayır dedin lütfen birbirinden. Bu tamamıyla müzakere masasıyla Türk tarafının pozisyonuyla ilgili olarak bence paralel atılan bir adımdır. Çünkü ne olacak referandum sonrasında? Burada kayıtlı durumdaki herkes kayıtlı olmaya devam edecek. Ne yapacaksınız siz? Öğrencileri göndereceksiniz. Dörtte bir nüfusu geçti diye Türkçe konuşan. Yoksa gelen turisti mi engelleyeceksiniz? Yoksa burada çalışanlara diyeceksiniz nüfus dörtte biri geçti ya da siz gidin çalışmayın. Zaten dörtte bir vatandaşlık. Olur mu öyle bir şey? Vatandaşlıktır ya. Turistle ilgili bir şey değil. Değil İkamet. Anlam planına bakın. Yani herhangi bir anda kuzeyde bulunacak nüfus yani Kıbrıs Türk Devleti'ydi o zamanki ismi. Kıbrıs Türk Devleti vatandaşı olmayıp şu dili konuşanlar hepsi belirlenecek. Bizim nedir burada garanti altına almamız gereken? Ekonomimiz devam etsin. Yani resmi Türk pozisyonu. Çalışmalar devam etsin. Yarın öbür gün referandumda her iki taraftan da evet çıkarsa dönüp da demeyelim sanayi holdingde ne bileyim sanayi bölgesinde çalışan veyahut da bunun içerisinde çalışan Türkiye kökenlilere hadi dışarı çözüm oldu. Bunu garanti altına almak için yapılan bazı düzenlemeler vardır. Bunun ötesinde değildir. Bir de gerçekten bir çalışana her yıl çalışma izni çıkartmanın yaşattığı gerek çalışana sıkıntı. Gerek çalıştırana eziyet, aşağılama, insanlık dışı muamelenin hatta hesabı yok. Zaten ona sanırım Kıbrıs Rumların da bir itirazı yok. Yani ya çalışma izni, burada çalışma koşulları. Ha, burada yapılan bu düzenleme inan eğer bir kişi şu koşulları neyse o koşulları yerine getirdiği on, zaman 8 yıl. Her yıl tekrarlamak zorunda kalmazsa o iğrenç prosesi çok iyi bir şey yaptılar. Ha koydukları parayla parayı alacaklar belli ki. Çok pahalı bir süreçti ama 2000. Çekilecek, yaşanılacak şey değildi o süreç. Hı. En azından çalışan nüfusun belirli bir kısmı bu eziyetten kurtulmuş olur. Gerçekten günlerini yiyen, haddinden fazla masrafa neden olan ve insanları, çalışanları, emekçileri aşağılayan bir süreçti. Hı hı. Bundan kurtulsunlar her şeyden önce. Bu açıdan çok olumlu bir adımdır. Çalışma çözüm sürecini bütün de, dünyada çözüm sürecini var. De, çözüm sürecini de hiç de kötü etkilemeyecek bir şeydir. Zaten o değil burada ifade edilen görüşler
Yani işte çalışan kişilerin çalışma izinlerinin belli bir sisteme bağlanması sorundur, görüşme süreci etkileri diye bir iddia yoktur burada. Burada şöyle bir burada şey vardır. Burada çalışma izinleri sonra vatandaşlar başvurma var. Hakkı bakın, var. Bir belirsizlik vardır. İki tarafın dile ya getirdiği korkmayın. Görüşlerde. 8 yıl sonra bakın, başvuru hakkı var. 8 yıl hakkı yok. 2 ay sonra zaten. Referanduma gideceğiz. Yok canım. Evet diyeceğiz. Olmaz bu durumla olmaz. Bunlar hep açıklandıktan yani sonra. Görüş şudur. Bir belirsizlik vardır iki tarafın görüşlerinde. Ve burada Kıbrıs Türk tarafı bu belirsizliği derinleştirmeye ve provoke etmeye dönük evet. Bazı adımlar mı atmaktadır kuşkusu vardır. Yani sizin bak bir daha aynı evet. Soruyu soracağım. Evet. Çalışma izin neyle alakalı değil. CTP hükümetle Akıncı müzakere masasında ikisi birbirinden istişare etmeden sizce CTP hükümeti Akıncı'nın altına dinamit soktu bunu ya. Vazgeçin Allah'a. Ya sizin. Şimdi onlar öyle yapabilir. Bizim düşüncemizi biz burada aktarıyoruz. Yani yalnızsınız çok diyorum ben de. Siz varsayım üzerinden şey yapıyoruz. Yani, somut yok size yani, somut bir soru soruyorum. Biz okuyoruz. Buna cevap veremiyorsunuz. Bir okuyoruz yani iki tarafın anlaşması için bazı şeyler üzerinde hatta anlaşılmış konularda. Şimdi CTP'yi savunur bir hale geldim CTP'nin kanalında. Farklı ben. Yok. Kötü bir şey değil yani. Yok savunur demedin. Gitti bakın. Gitti bu işi yaptı dedin. Yani yok. Biraz. Bence düzeltti. Bazı düzenlemeler yani bizi yaptı. Siz niye öyle düşünmüyorsunuz? Bakın CTP de yaptı gibisinden bir şeye getirmek istiyorsunuz. Şimdi basından bence, çıktı yani Sayın Akıncı'ya bir teklif yapıldı. Sayın Davutoğlu tarafından. Vatandaş yapılması ile ilgili Sayın Akıncı bunu reddettiği. İyi etti. Bu düşüncenin, tamam. Bu önerinin Anastasiyelis'in önüne konulduğu, onun reddettiği falan diye. Dolayısıyla vatandaş yapma önerisi mi? Evet vatandaş konu? Yani yapılan vatandaşlık. Akıncı önüne koydu mu bunu Anastasiyelis? Basına göre, basına göre biz basına göre konuşuyoruz. Yok bence Akıncı hayır, şunu ki, hesaplamıştı. Dedi ki süreci, hayır, bu çıktı ya. Süreci aksi yönde etkiler dedi. Bence Akıncı ama böyle bir teklifi yani, Anastasiyelis'in önüne götürmez. Çünkü götürdü demek masanın altına dinamit koydu demektir. Basına göre, basına çıkan habere göre konuşuyorum ben. Anastasiyelis'in bu görüşü reddetti. Bu öneriyi reddettiği biçiminde basında bir haber çıktı. 26 bin yeni vatandaş. 26.500 galiba. 26 yani bence var olan Kakadice vatandaşlarını Federal Kıbrıs'ın vatandaşı yaptırabilir. Burada bir bulanıklık vardı. Şimdi yani evet. 220 bin rakamı telaffuz ediliyor. Rum tarafı 1/4 oranı başlangıç itibariyle. Çünkü dediğim evet. Bunu kontrol edemezsiniz. Yani bir tarafta nüfus artışı daha yüksek olabilir. Diğer tarafta düşük olabilir. Ama başlangıç itibariyle mantıken şöyle bir formül akla geliyor. Taraflar potansiyel vatandaş gruplarını tanımlamaları gerekir. İşte Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayanlar ve KKTC vatandaşlığına sahip olanlar evet. Artı Kıbrıs'ın dışında yaşayıp Kıbrıslı Türk toplumuyla toplumundan kaynaklanan nüfus işte 60 anayasası Londra'da, Avustralya'da 60 anayasasını referans yapacaklar. 60 anayasası inan. Onu söylüyorum Kıbrıs zaten. Vatandaşlığı hakkına sahip olan herkes. Ama o 200 sanırım Rumların kastettiği bu 220 binin içinde bir şeydir. Tümünün toplamından oluşacak bir 220 bin kastediyorlar. Akşam ne işliler onlar bunu açıklamadan önce? Yani ya belirsizlik var. Yani belirsizlik vardır o şeyde. Yok, 1/4 olacak oranlarına razıyız gibi bir açıklama vardır. Şimdi başka bir şey okuyayım. Muhacirler Dairesi Yurttaşlık Şubesi bu yıl 1 Ocak 31 Ekim arasında 1745 vatandaşlık başvurusu aldı. Ve bunların 1506'sını bakanlık sonuçlandırdı. Hı hı. Vatandaşlık alanların 763'ü eşinden dolayı. Evlilik. Yani, tamam. Doğal yoldan. Hayır şimdi bakın yani bir de siz sosyolog olarak bakın. Yani burada bir evlilikle alınan epeyce miktarda evet. Bir şey vardır. Yani biz burada analiz yapıyoruz. Ya yani kötü bir niyetimiz yok. Hı hı. Değil mi ya? Bu rakamlar ne ifade tabii, ediyor? Bunlar 763 eşinden dolayı. Evet. 240'ı bakanlık onayıyla. Hani kalmayacaktı bu bakanlık onayı? Ne kriteri var orada bakanlık onayı? Hiç. Ev mi satın aldı, yatırım mı yaptı? Hayır, niye? Onu kaldıracaklar. O biliyorsun daha yaz şeyde meclistedir vatandaşlık. Hı hı. Biliyorsun bu ülkede iki şey zor yatırım değiştirilir. Bizim bir seçim sistemi. Hiç değişmeyecek. İkincisi anayasa. O hiç değişmez. Ve vatandaşlık. Hı. Vatandaşlıkta da biliyorsunuz ilk çıktı Mayıs ayında mıydı geçen yıl hani de eski bakan varken kıyametler koptu. Bu vatandaşlıkta yani zaten şu andaki bu meclise giden bu tasarının da daha başka türlü çok değişeceğini ben tahmin ediyorum. Yani o giden şekliyle gitmeye. Şimdi 451'i bakanlık onayıyla olanın eş ve çocuğu statüsüyle.
Bakın yani bir de 451 kişinin bir yani vatan, 760 dışında kalan eş ve vatandaşlık, eş ve çocuğu statüsüyle eşleri ve çocukları da yani tamam. Şey yani 760 edildi. Dışında kalanlar doğal değil. Evlilik lan kaç kişidir? 763 eşinden dolayı. Tabii ondan sonra da onların ya, çocukları. Tamam yani şimdi eşinden dolayı birkaç şey olabilir. Bir tanesi yeni evlenmiştir. Eşi vatandaş olduğu için almıştır. Evet. Bir diğeri çoktan evlenmiştir. Uzun bir süredir. Tamam. Almamıştır bak doğrudur. Hı. Çünkü burada diyor ki 451. Fark etmez ama sonuçta evliliktir yani bak, doğal yoldandır. Bakın tabii. Ne diyor 450'si de yani o 764'ten başka. Evet. 451'i de bakanlık onayıyla vatandaş olanın eş ve çocuğu statüsüyle. Yani uzun süre biriktirdiler. Ve gene bakanlar kurulu yapmadılar. Kararı. Mesela ben size bir olay, bir örnek vereyim. Ama bu öğrenci olayı çok ilgimi çekti. Bu yılın ilk onayında 8256 öğrenciye bakanlar kurulunu 10.000 okur musunuz? Okur musunuz bakanlar kurulu kararıyla yapılan şey işlemi? Hangisi? Tabii hepsi bakanlar. Yani 760 evlilik yoluyla. Eşinden ondan, dolayı. 240 bakanlık onayla. Bunlar belli değil. 240 belli tamam. Değil. 240 şeydir yani bir liste gelmiştir. Ha, evet. Listeler gelmiştir. Evet. Onaylanmıştır. Diğer 451'i bakanlık onayıyla yine vatandaş olanın eş ve çocuğu statüsü. Tamam bu vatandaş olanın yani evlilik yoluyla vatandaşlığı elde edenleri kastetmiyor burada. Herhangi bir şekilde daha önce mesela bu gruptaki insanların çocukları da olabilir. Yani o 400'ün evet. içindeki de olabilir. Herhangi bir zamanda vatandaşlığa kabul edilenlerin eşleri, çocuklara da yani eş yoluyla vatandaş kabul edilen anlamına gelmiyor orada. İşte aynı sürede de diyor 560 kişi. Burada 760'ın dışında kalanlarda bir problem vardır. 760'ın dışında kalanlarda bir problem yok, vardır. Yok 760 artı 465'in dışında. 200... Yok 465 şey değil. Ya. Doğal değil. 240 kişi de. 450 bakanı var eş ve çocuk. Hayır eş ve çocuk. Bir şekilde vatandaş yapılanlar. Demiyor yani çünkü eş dolayısıyla yani evlilik yoluyla vatandaşlık kazandıktan sonra doğan çocuklar için bakanlar kurulu vatandaşlık kararı almaz. Ben size doğaldır. Söyleyeyim bakın bir örnek doğaldır. Vereyim. Bakın bir yıldır uğraşıyorum. Birilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Anne Kakadıca vatandaşı, baba Kakadıca vatandaşı, çocuk 15 yaşında hala daha Kakadıca vatandaşı yapılmamıdır. Bakanlar kurulu kararı olmayınca da yapılamayacak. Çok örnek evet. var. Hiç öyle demeyin. Şimdi bilmiyorum nasıl hangi... İsmini de vereyim. Ha, doğru olmaz. Baba ve anne Kakadıca vatandaşı. Baba ve anne Kakadıca vatandaşı. Evet. Evet. Ama çocuk 15 yaşında. Niye? Nedeni şu. Niye? Anne ile baba evlendiği zaman annenin daha önceki evliliğinden çocuğu vardı. Baba o çocuğu kendi üzerine aldı. Ama bunlar çok istisna şeylerdi yani. Bunlar bir grup oluşturmaz yani. Öyle işte o dediğiniz. Yüzlerle oluşturulacak bir şey rakam değil bakın, yani. Şimdi bir, çok bak istisna. Bir örnek vereyim size. Tamam, biliyor musunuz ne kadar istisna var bu memlekette? Vatandaş yapmıyor. Yasa el vermez. Bu yasanın değişmesi gerekiyor. Bir geçir çok... bakanlar kurulu istediği anda yapar ya. Nasıl tamam ya istediği anda yapar da istediği anda yapar. Çoğu anda da yapmaz demektir istediği biraz anda yapar. Biraz sıktı gene işte bu şey diyor. Doğal yollardan yapılan vatandaşlar. Ya 240 tane sorun var orada. Ciddi bir sorun vardır. O 240 tane de 300 bin kişinin içinde 1000'de 0,02'dir. Allah'ınız büyütmeyin bunu. 240 kişiyi bakanlar kurulundan vatandaş yaptılar. Onlar da kimlerdir tahmin edin. Öğretim üyesidir bilmem nedir işte. Hastanede doktordur bir şeydir getirdiği birilerinin tanıdıklarıdır. Peki şimdi bu şey beyaz kimlik olayını açıkladı İçişleri Bakanı Müsteşarı. Evet. Daimi ikamet izni diye bir şey çıkardılar. Evet. Permanent residency. Evet. Bugün itibariyle 10 bin kişinin başvuru hakkına sahip olduğu daimi ikamet izni için yeni düzenlemeyle kesintisiz 6 yıl çalışma izni veya iş kurma izni olanlar başvuru yapabilecek. Evet. Şu anda 10 bin kişi şey bu kapsamdaymış. Ama bakın buna tabii şeyler de ilave olacak. Aileler. Yani bu 10 bin kişi kişidir. Çünkü bir kişi alınır bir çalışma izni veya şey için. Daimi ikamet izni alanlar yıllık çalışma iznine ihtiyaç duymayacak. Daimi ikamet izni almaya hak kazananlar evet. verilecek beyaz kimlik ülkeye giriş çıkışlarda kullanılabilecek. 2000 lira alacaklarmış izin harcı. 2 yılda bir de yoklama harcı 250 olacakmış. Yani her 2 yılda bir yoklama yapılacak. Şimdi mevcut yasal düzenlemede 12 yıl kesintisiz çalışma izni alanların vatandaş olma hakkının kazandığını kaydetti. Ben şimdi ilk bölümünde bence sorun yoktu. Yok ama burada. Ama
bu ortamda, yani evet, müzakerelerde çok ciddi bir sorun noktası teşkil eden bir konuda, tamam siz daimi ikametgah evet, verirsiniz ve o kişilerin de bu ülkenin yasalarına göre çalıştırılmasını sağlarsınız. Sosyal sigortaları yatırılır. Uygun bir ücret verilir kendilerine bu ülkenin yasalarına göre. Evet. O tamam, kayıt altına alınır. Eğer gerekirse tabii uzun kalıyorlarsa aileleri de gelebilir yani. Tabii. Kanlaşlar buna yeterliyse. Ama siz bunu dönüp vatandaşlığa bağladığınız anda böyle sorunlu bir memlekette, ülkede işte o şey anlamına gelir. Dinamitleme anlamına gelir bu bence. Artı burada evet, diyor ki 6 yıl çalışma izni veya iş kurma izni olanlar ondan sonra da vatandaşlığa başvurabilecek. Yani ama vatandaşlığa başvurma hakkı zaten vardı. Yeni bir şey getirmedi ya. Süreyi uzattı. Daha önce ama şimdi bu hakkı verdiğiniz zaman daha sonra bunu bu kısıtlamaya kalıştığınız zaman bu hak tabii hep vardı. Yeniden düzenleniyor ama şeye bağlıyor ya, önce oturma izni veriyor. Daha önce neye bağlıydı? Daha keyfiydi esasında daha önce. Daha önce de 5 yıl daha legal daha olarak yaşamaktı. 5 yıl 12 yıla çıkarttı burada şikayetinizle. Hayır biz benim şikayetim yok. Benim şöyle iki bölüme ayırıyorum. Sorunu getirelim ya bizim bakın. Tedirginlikler anlarım. Son bir şey daha okuyayım da. Temeline inelim biz. Bu konuyu bitirelim. 42 bin çalışma ve iş kurma izinli insan varmış şu anda. 42 bin. Bunu bakanlık açıklıyor. Evet. Daimi ikametgah iznine başvurmaya hak kazanan ülkede 10 bin yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu kaydeden Alicik, bunların arasında özellikle 6-7 ve 8 yıl çalışma izni olanların başvuru yapması beklediklerini söyledi. Tamam. Hasan Alicik ülkede 42.622 çalışma ve iş kurma izinli yabancı sigortalı bulunduğunu, bunların 32.000'inin Türkiye Cumhuriyeti kökenli, 2.500'inin Türkmenistanlı, 1.500'inin de Pakistanlı olduğunu kaydetti. Eksik bilgi var. Bu rakamın içinde yüzde kaçı aktif olarak bir iş kurmuştur ve o işi yönetmektedir şu anda? O bilgi yoktur. Yani zamanında bu izinler verildi, iş kurma izni verildi, kayıt altına aktif alındı. Aktif diyorsa? Yok demiyor, demiyor. Diyor ki izni vardır. İzni var, i̇zni almış, vardır, almış. Üstelik bunları da 2 yılda bir kontrol edecek. Böyle bir şey şimdi olup yasa olmadığı. Çok net. Şimdi sosyal gene de burada da bir ilave daha var. Ödeyenler var bunun içerisinde. Bir tabii yani çalışırsa öder o bir, tabii. Keşke o bilgi de yer alsaydı. Yani var, bu kadar şey içerisinde ne kadar var. Yok var, var bir sürü para topluyorlarmış. Onu da evet, söylüyordu. Ama yani o geneldir. O bilgi geneldir. Tabii. Yani. O bir geneldir. Yani bu özel olarak bu grupla ilgili bir bilgi yoktur. Bakın 1 Ocak yok, 30 Eylül tarihinde toplam 47.798 çalışma izni vermiş. Bu yıl 1 Ocak 30 Eylül arasında 47.798. Her yıl denilenir ya, aynı izindir. Yani 47 bin vardı da bu sene de 47 bin üzerine verdi değil. Her yıl bunları yenilemek zorundaydı bu insanlar. Şimdi ayrıca başka bir şeyinde bakın, var. Bir şey söyleyeyim size. Bakanın. 43 bin izin var değil mi? Yabancıların gelip 40, iş kurmak. Evet. 42 bin falan. Peki sadece bir şey var. Sosyal sigortalar yasasına ait 49.458 aktif sigortalı vardır. Toplamdır bu yani. Biz bu kesim içerisinde, bu kesimin kurduğu işlerde kaç kişinin sigortalı çalıştığını, kaç kişinin aktif iş yaptığını bunu bilmiyoruz. İşte zaten 10 bin kişi tahmin ediyorlarmış. Onların içerisinden bu hakka sahip olacak. Yani bu 10 bin kişi. Bir dakika ama 10 bin kişinin ailesi de var. Süreyi kalmadıkları için. Aman ama bir taraftan o bir tarafa atlarık. Hayır, 10 yalnız o değil de kriteri. Var. Evet evet, ailesi de var. Ama hem şey olacak, kesintisiz bu çalışma izni sahibi olacak. Kesintisiz bu çalışma izni sahibi olabilmen için her yıl sosyal sigortanı ödemiş olman gerekecek. Başka İhtiyaç türlü sandığı bazen. Evet, başka türlü kesintisiz bu izni sahibi olamam. Yani bütün bu kriterlere, tahminlerine göre uyan 10 bin kişi. Sorun bizde. Bizde sorun şu. Küçük bir nüfusun içerisine çok büyük oranlarda doğumdan itibaren sizle beraber olmayan başka bir nüfus geliyor. Bunu tartışalım. Yani müzakereyi havaya uçurtacağız. Bizim şunumuzu yaptılar, bunumuzu yaptılar değil sorun. Demografi bunun etrafında dolaşmaktansa sorunun temeline inelim. Biz kendi iç sorunlarımız bunlar, bu yok durum. Yok hastanelerde, yok eğitimde, bunlar değil sorun. Değil mi?
Hayır. Onlar hepsi suyunuz, her hepsini şeyin... öder. Hiçbiri bedava değil. Kim bunların öder? Hepsi halledilebilir şeylerdir. Sorun burada. Belli bir sayıdaki bir nüfusun içerisinde onun çok büyük oranlarında seninle beraber buluşmamış, özellikle belirli bir tarihi beraber paylaşmamış bir nüfusun eklenmesidir. Bu giderek artıyor. Bunun yarattığı esasında bazı sorunlar vardır ve hiç bunların derinlemesine inmeden okullarımız mahvoldu, hastanelerimiz mahvoldu diye neredeyse bir nefret üzerine siyaset gütmeye çalışıyoruz. Bu değil doğru olan. Doğru olan şudur. Biz hakikaten neyse o tanımladığınız Kıbrıslı Türklüğü bir şekilde tanımlıyoruz esasında. Bütün bunların altında hiç söylenmeyen bir söylem vardır. Vatandaşlığı tanımlıyoruz. Yani Kıbrıslı Türklük veya falan değil. Yani evet. Vatandaşlıktan da... Kimlik üzerinden değil şeyimiz şu anda itirazımız. Öyle değil. Öyle değil. Çünkü ben dediğim zaman bugün Kakadeci'de vatandaşı her kimse referandumda o kullanacak... Orada Rumlar bunu kabul etmez dersiniz. Yok, orada bir şimdi bakın, keyfilik gördüğümüz için söylüyoruz bunu. Bakın siz söylüyorsunuz. Esasında kimlik meselesini siz gündeme getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bizimle beraber büyümeyen, bizimle beraber işte okulaşmayan, bizimle beraber sosyalleşmeyen aynen öyle. Grup giriyor yani diyorsunuz. Bunu kimlik çok net bir evet, şekilde evet, tanımlamamız gerekiyor. Bunun göstergeleri olan devletten kaynaklanan aksaklıklar üzerinden yürüttüğünüz siyaset yanlıştır. O nefret söylemine götürür. Yok, ayrımcılığa şey siz söylesiniz demedim. O sonuçtur zaten. Bu yani hastanelerimize giderek her taraf Türkiye'li dolu. Söylediğinizin anlamı budur. Medyada kullanılan dil budur. Okullarımıza giderek sendikalar mı söyler bunu? Okullarımıza git bakın %80'i Türk. Hayır herkes okula bilseler. Yani bırakın sizi dinledim ben de söyleyeyim. Bekleyin bitireyim. Okullarımıza gidiyor. Biz daha önce okutmadığımız ve başka değerlere göre yetiştirilen bir grup öğrenci buluyoruz diyorlar. Biz işte yabancı buluyoruz. Bakın hassas değiliz bu konuda. Yani burada bizim temel sorunumuz. Hakikaten bizleri toplumsal yaşama etkileyen bir şeyler var ortada. Nedir bu etkileyen? Süreklilik sağlayabilecek bir toplumsal yapıya ulaşamıyoruz. Neden sağlayamıyorsun? Değişken bir nüfus var. Nüfus çok sürekli değişiyor. Bugün burada olan yarın orada yoktur. Bugün burada kalıcı olmayan insan senin bir toplumsal yaşamının parçası olmaz. Umurunda değildir. Ne yaşadığı çevre, ne senin yaptığın aktivite... Ne de biz bunları gerçekten bu yaşamın içerisine çekmeye çalışıyoruz. Esasında her şey herkesten önce sizlerin bu 10 yıllık kalıcı şeye destek vermeniz gerekir. Neden biliyor musunuz? Sürekliliğini sağlayacak bu insanların. Madem ki bu nüfus buradadır ve biz bunları gemilere koyup ne Akdeniz'e atabilirik, ne Karadeniz'e götürebilirik, ne de böyle bir şey isterik. Bu nüfusu içselleştirmemiz, bunu sürekli hale getirmemiz. Bunun artmayacağını kim garanti ediyor? Tamam şimdi... Değil konudan mi? Konuya yeniden hayır konudan atlıyoruz. Konuya değil. Yani şimdi bir sorun diyorum ben. Bizi burada tehdit diye gördüğümüz bir sorun vardır. Ve biz maalesef bu tehdidin göstergeleriyle uğraşıyoruz. Esas sorun esasında hakikaten yani 200 bin miyiz, 220 bin miyiz, 180 bin miyiz? 500 bilmediğimiz, ya. Has dediğiniz, öz dediğiniz, nüfusu bilmiyoruz. Kıbrıslı dediğimiz, her kim ise bunlar... Tam sayısını bilmediğimiz ama 180 bin kişi civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu insanların iktidar alanlarının tehdit altında olduğunu görüyoruz. Yaşam şeklimiz hayır, değişiyor. Şimdi bakın siz bir sosyologsunuz. Ama hiç bırakmazsanız bitireyim. Hayır, sürekli bu, yok ailesidir, yok eniştesidir, yok amcasıdır. Bekleyin bir işte derdimi anlatayım. Değişken nüfuslar oturmaz yerine. Evet. Sürekli başka bir şeyler olur. Benim derdim. Hı. Nüfus artmasından hiçbir derdim yok benim nüfus artışında. Hı. Nüfus artışında ama izlenen politikaların bizleri başka alanlara yani kendi dışımızda istediğimiz diğer alanlarda yapmadığımız düzenlemelerin içine çektiğini görüyorum. Mesela neler görürüm? Şimdi nüfusu artırmak için seçilen nüfus, burada kalıcı haline getirmek için seçilen nüfus... Tabii ki çalışan nüfus. Onlar burada çünkü. Hı hı. Onlar üzerinden bir nüfus artışına gidiliyor. Şimdi bu nüfusun gelir düzeyi belli, eğitim düzeyi belli, yaşam şekilleri belli. Bunlarla buraya özellikle kamu sektörü etrafında devletin olanakları etrafında şekillenmiş, onlarla yaşayan, onlarla güçlenen ve çok ciddi bir refahın sahibi olanla diğer grup arasındaki, refah arasındaki çok büyük bir çelişkiyi görüyorum. Sürekli olarak daha alt refah düzeyinden insanları bu ülkede sürekli hale getiriyorsunuz.
Şimdi bu insanın yeme alışkanlığı farklıdır. Eğlence alışkanlığı farklıdır. Davranış alışkanlığı farklıdır. 6-7 senedir buradadır ama 6-7 sene kendi başına yıllar senin kültürel formasyonunu değiştirmez. Kültürel formasyon gökten zembille denmez. Elindeki değiştirdi. Yok, elindeki olanakla, yani eğer senin cebindeki para onunla benzeri arabayı almaya, benzeri evi almaya, benzeri eğlencelere gitmeye, benzeri evlerde oturmaya, benzeri davranış biçimlerini göstermeye yeterse bir olursun. Yoksa nerede kaldı sınıf kavgası? Nerede kaldı proletaryanın burjuvaziden değişikliği? Etnik farklılık değildi orada bahsettiğiniz. Tıpatıp aynı şey burada geçerli. Refah düzeyleri arasındaki farklılık sürekli hale getiriliyor. Çok daha korkunç boyutlarda. Ama böylelikle ne değişiyor? Daha şeyler, bir şeyle dere boyundaki, yok bekle bitireyim deden. Dere boyundaki kafelerin içerisinde Kıbrıslı insanlarız, Kıbrıslı diye tanımladığımız insanları görürsünüz. Daha pahalıdır, daha lükstür, daha zengin semtidir. Ondan sonra o bir tarafta öğrencilerin lokalleştiği yerleri görürsünüz. Gidersiniz surlar içerisine girerken başka türlü lokantalar, başka türlü kafeler görürsünüz. Bütün bunlardır bizim sorunumuz ve devletin bu konuda bir politika üretememesidir. Yoksa diğer göstergeler, sen okul yapmazsan, yeterli öğretmen sayın yoksa, sen getirdiğin işçiyle bu 46 bin kişi nerede çalışır? Senin evinde temizlik yapar, senin bahçeni yapar, benim bahçemi yapar. Bizim için çalışırlar. Eğer sen bunları getirirken bunlara yönelik yandaki politikalarını da geliştiremezsen onda değil kabahat. Kabahat sendedir. Şimdi Kudret, evet, bak şimdi biz bunu neden ortaya koyuyoruz? Bizim politikalarımız bu yöndeki bu nüfus artışını veya bu politikaları hiçbir şekilde, zaten yani aksak giden bir şey vardır. Planlama da yapamıyorlar. Bak şeyde haksızsın. Mesela tahmini her yıl okulla kaç öğrenci gelecek diye düşünüyorlar. Sonra hastaneye kaç kişi gelecek? Tutmuyor bunlar. Bu önemli dedi. Tutmuyor. Yani bak, siz demografik yani istikrar şey dediniz esasında söylemeye çalıştınız. Evet, biz bunun topluma, için getirdik. Çok büyük topluma sayıda. Sürekli olarak. Bakın %25'imiz. Evet. Yani şimdi 180 bin Kıbrıslı Türksek. Yani 1960 Anayasası çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaş olma hakkına haiz. 180 bin kişiysek. 194 dedi şey. Geçen gün açıkladı. Yani Anastasiyede. Ama Anastasiyede sınır devam edecek. Hayır ya, pasport alanlar söylüyor. Pasport sana alan başka bir şey ya. Ama çoğalmıştır. Şey benim yoktur. Anastasiyede yani daha da doğru. Benim yoktur. Yok mesela vatandaşlığım. Beni de saydın. İngilizsin zaten. Yoktur benim vatandaşım. İhtiyacım yok. Hakkım var ama. İngilizsin sen. Beni saymadı ama Anastasiya şey dersin. İngilizsin. Dediniz ki yani çok var. Olarak, benim ailemde kimsenin yoktur. Dediniz ki sürekli olarak bu toplumun alışkanlıklarıyla tanışık olmayan. Evet, sürekliliği olmayan. Yani çok ciddi bir sorun var orada. Sosyal konuları tartışıyoruz seninle. Şunu söylediniz siz. Yani eğer bir toplumun demografik istikrarıyla oynarsanız sorunlar ortaya çıkar. Esasında hiçbir toplum demografik istikrarsızlığa yol açacak gelişmeleri kabul etmez. Mesela Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri şu anda göçmen akınını durdurmak için yani Türkiye'ye neredeyse yalvarıyorlar ve yani maddi para verir, finansal he. kaynak da ayırıyorlar bu işin. Yani, en gelişmiş toplumlar yapıyor bunu. Yani onlardaki de ırkçılıktır bir dakika, artık. Bir dakika. Yani bunu en gelişmiş toplumlar bunu yaparken bu küçük toplum. Sakın onu örnek olarak almayın. Alıyorum. Benim için çok kötü bir tavırdır. Avrupa Birliği'ni yerden yere vururum bu konuda. Ben örnek olarak alıyorum. Açıkça söylüyorum. Avrupa Birliği örnek olarak alıyorum. Avrupa Birliği kendi istikrarını, siyasal ve demografik istikrarını korumak zorundadır. Siz milyonlarca insanı bir anda 600 milyonun içerisine alacağı da 1 milyon insan ve siyasal iktidar. Demek ki tehdit olarak görülüyor. Irkçılık adını başka türlü korsunuz. İstikrar deriz. Yok gerisinden. Irkçı olmayanlar onu kabul etsinler, o nüfusu. Yok. Orta Doğu'da ırkçı olmayanlar. Bunu bana doğru bir politik olarak sunmayın örnekliğe karşıma. Örnek alıyorum. Söylüyorum ki Kıbrıs Türk toplumu çok küçük bir toplumdur. Gelişmiş ülkelerin bile reddettiği bir demografik istikrarsızlık. Denizde insanlar ölüyor. Baskısını. Mülteciyi kabul etmeyecek bana. Ve başka yönlerini eleştirme. Ve bunu söyleyeceksiniz bana. Ben başka kültürel yapısını değiştireceği için almıyorum. Ben diyorum ki sanayileşmiş toplumlar bile demografik istikrarlarını. Gerekçesi başkadır. Siyasal istikrarlarını. Siz Avrupa Birliği'nin bu davranışını bu şekilde nasıl savunabilirsiniz? Kendiler bunu savunmuyor bu şekilde. Kim savunmuyor? Kaynaklarımız kısıtlıdır diyorlar en azından onlar. Siz diyorsunuz kültürel
Olur mu öyle şey? Demografik istikrarsız. Ve inanıyorsunuz siz buna. Ya siz bana sorduğunuz örnek almayın. Ben dedim ki bu politikayı örnek alıyorum dedim size. Hiç. Yok, Avrupa Birliği'nin bu politikası temelden toptan şekilde yanlıştır. Hayır, başka hataları vardır. Hatta İslam karşıtıdır. İslamofobik değil. Hayır, değil. Başka hataları vardır. Yani bu problemin büyümesinde hataları vardır. Dolayısıyla çözümünde de hata ortaya çıkıyor. Hiç savunmayacak bir şey değildir. Yani bu göç dalgasının büyümesinde hataları vardır. Yani hey, sorunun kaynağında çözme konusunda. Ya bakın, bir toplumun nüfusu o bir yani tehdit eder hale gelirse sorunlar olur diyorum size. Ama biz sorunlarla uğraşmıyoruz, göstergelerle uğraşıyorum. Ben de aynı size Katar'ı söyleyeyim. Ben aynı şeyi söylüyorum. Siz bırakmıyorsunuz söyleyeyim. Yani kolaycı bırak açıyorsunuz. İşte Katar'ın nüfusunun %60'ı yabancıdır. Ben azınlıkta size diyorum ki Katar'ı örnek almayın. Gene, Katar'ı örnek almayın. Bırakmazsınız konuşayım. Yani söyleyin siz de tanıyorsunuz. Evet, almam. Neden? Çünkü bilir misiniz? Nefretin alası vardır. Ayrımcılığın alası vardır. O %60 çoğunluktaki nüfus yabancı iş gücü. Yabancı iş gücüdür. Ama hiçbir zaman iktidarda değillerdir. Çünkü bütün iktidarın yapıları Katarlı vatandaşların elindedir. Yani peki, o zaman niye Katar örnek gösteriyorsunuz Allah aşkına? Sizin mesleğinize dönelim. Biz sosyolog olarak. Hepsi sosyolojiden ilgili dediklerini. Göstergelerle uğraşmayın. Temellerle uğraşın. Genel şey soracağım size. Şimdi bütün bu tabloya baktığınızda ve yıldan yıla hani o böyle çok çok şey fakir veya çok işsiz insanların akını değildir sadece yani Kıbrıs'a. O değildir zaten. Hayır, çalışan nüfusuna akımı çalışın. Var. Hayır, eskisi gibi değil. Yani şimdi daha eğitimli insanlar da geliyor. Burada işte havası güzeldir, burada yaşayalım. İşte ay çocukları geliyor, burada kalalım daha güzeldir diyenler var. Şimdi siz o zaman bu toplumu nasıl tanımlarsınız bir sosyolojik şeylerle? Ya parça parça bir toplum halindeyiz yani. Anlarsınız yani. Bu siyasetimizi de etkiler. Siyasetimizi de etkiler. Irkçılık yapıyorsunuz şimdi. Kümeleşmiş. Bak, ırkçılık yapıyorsunuz. Yok. Parça halindeyiz diyorsun toplum diyor. Yani diğer parçaya dönük bir nefret aşılıyorsunuz. Doğru. Tabii. Parça parça olmak demek ırkçılık mı? Değil. Vallahi isterseniz olur. Irkçılık olur yok, yani. Yok yani. Söylesiniz olur mu? Sizin yaklaşımınız benim bu. Farklı kimliklerden hiçbir kaygım yok. Aksine, ama gerçeği söyle. Yani bırakın farklılıkları. Yani farklılıkların daha da çoğalmasını, farklılıkların kendi yaşam alanlarında olmasını, farklılıkların bir arada olabilmesini savunurum aksine. Zaten kendi toplumumuz için de farklılıklar. Peki tanımlayın yani. Mesela hiçbir şey biliyorsunuz bu sosyolojik tanımlama olmadan bu toplumda ne ekonomi şey edilebilir, gözetilebilir. Ne sosyal yapı, sosyal ilerleme, ne eğitim. Yani bunları ya siz nasıl tanımlarsınız şu andaki bu şu anda? Fatma'nın içinden. Mesela 10 sene önce başka türlü tanımlardınız, şimdi eminim başka türlü tanımlarsınız. Şimdi Fatma Hanım, evet. Sokağa çıktığınız zaman gözlemlersiniz bir toplumu. Arabanın içinde veya yolda yürüyenin dış görünümüne bakıp bir varsayımda bulunmadan önce o insanların davranışlarına baktığınız zaman sizden ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Kimlerin, İletişim ve davranış. Kimlerin biliyor musunuz? Büyük orandaki Kıbrıslı Türklerin. O dere boyunda arabanın içinde gezenlerin benimle bir benzerliği yoktur. Onlar da değişti. Bekle bir söyleyeyim. Ha, oraya değişti. Gelelim şimdi. Halbuki bazılarının çok vardır. Evet. Bunu çarpıcı bir şey olsun diye söylüyorum bizler size. Kıbrıs Türk toplumunu tanımlayamazsınız. Hadi. Yok, aslında siz çok konuşuyorsunuz yani şey o yönden şey yapmayın. Bayağı şeyle söylüyorsunuz. Hadi. Şimdi Kıbrıslı Türk'ü dahi tanımlayamazsın artık. Evet. Tamam. O kadar kolay bir kategori değildir. O kadar farklılığımız var ki birbirimizden. O bahsettiğimiz Kıbrıslı Türklük soyundan uzaklaştıralım. Davranış biçimlerinden ilgili bir topluluktan bahsediyoruz. Evet. Belirli alışkanlıklar var mı? Var tabii. Davranış biçimlerinde de var. Bizim en büyük derdimiz nüfusumuzun büyük bir oranı bizimle beraber hakikaten sürekli olarak yaşama şansını elde etmemiş veyahut da bizim onlarla yaşama şansını elde etmemiz, değişken bir nüfus yapımıza sahip olmamız. O oran 42 binde duruyor ama o 42 bin aynı insanlar değil. 42 binin içinden sadece 10 binini bulabilmişler ki 6 yıl kıstasını dahi şey edebilen.
sürekli değişiyor diyorsunuz. Evet. O farklı olan. Bu budur bize en büyük tehdit bir. Nasıl bir yani negatif sonuç oluyor? Açalım isterseniz. Aynı onu. Hayatı yaşamıyorsun. Evet, ne oluyor yani? Şimdi ben yaşamadığın zaman. Ya uzun vadeli planlardan bir düşün. Ben mahallemde yaşarken evet. Benim mahallemdeki değişim yarın o bir gün dikilecek bir apartman, kesilecek bir ağaç, evet. Yeni bir şey bir yarın beni etkileyecek. Veyahut Kıbrıs'ta çözüm, i̇şte bunu veyahut seçim, bunlar beni etkileyecek. Eğer bu insan sürekli burada yaşayan değil, yarın o bir gün gidecek birisi ise o bunu etkilemeyecek. Daha farklı etkileyecektir. Bizim en büyük derdimiz bu. Veyahut da okul, hastanenin durumu, okulun durumu, yolların durumu burada sürekli olmayan bir nüfusu çok da fazla etkilemez. Umurumda değildir, yarın o bir gün gider. Benim gösterdiğim hassasiyetleri gösteririm. Tamam işte bunları bekle bitireyim. Bunları vurguluyoruz. Ben bu hassasiyetleri gösteririm da. O göstermez. Da bütün Kıbrıslı Türkler bu hassasiyeti gösterir. İşte hikaye burada kopuyor. Çünkü olduğu gibi bir nüfus olarak birçok duyarsızlıkları kendi içimize inşa ettik. Araba kullanmamızdan tutun, etrafa bakışımızdan o rant için, o çıkan elde etmek için verdiğimiz mücadelenin hangi sloganların arkasına saklandığımızdan bir ele alın. Bütün toplum bu hale geldik. Yani ama kaynakları toplumun diğer yani dönüp dolaşıp bu değişkenlik dönüp dolaşıp biz kendi ayrıcalıklı konumumuzu küçük bir azınlık esasında çok da küçük değil. Şimdi ona da geleceğim. Sürekli olarak bir başka şeyi hedef göstererek korumada peşine de düştük. Bu da işin bir başka boyutu. Bu ülkede çok fazla ayrıcalıklı bir kesim vardır. Bu kesim devletle direkt olarak kamu ile ilişkisi olan kesimdir. Hep Kıbrıslı mı bunlar yani orijinal? Çok büyük bir oranda orijinal Kıbrıslıdır. Ama şimdi çoğaldı bu büyük iş adamı. Çok büyük bir oranda Kıbrıslıdır iş adamı demedim sadece. Şeyde hayır yani bakın, yurt dışından kamuyla, gelen yurt dışından. Kamuyla olan ilişkisi dedim. Kamuyla ilişkisi nasıl olur? Direkt maaş alın. Hı hı. Bir, kamu çalışınız. Kamudan iş alın. Kamunun varlığı senin ekonomik hayatının idamesini sağlar. Kamudan bir şekilde bir destek alın. Kamuyla bu ilişkisi olan yani devletle bu ilişkisi olan ayrıcalıklı bir kesim vardır bu ülkede. Bu ayrıcalıklı kesimin tepe başlarında da hala daha Kıbrıslı Türkler oturmaktadır. Bunu da görmek zorundasınız. İsterseniz de istatistikleri çıkartayım. Fark etmez. Yaptığım araştırmalarda yani. İktidarın sahibi. Eskiye göre giriyorlar şimdi, ama devlet dairelerine. Allah herkes girsin. Yani ben kim hayır. Kim isterse olsun hiç girsin. Yoktur deme. Şimdi, onu demek istiyorum. Bu ayrıcalıklı kesim, bu ayrıcalıklı durumunu Türkiye'de de olabilir, kökeni Kıbrıs'ta da olabilir. Bu ayrıcalıklı konunu idame ettirebilmek için sürekli bizlere farklı hedefler göstermektedir. Sanki bu ülkenin sorunu eğitimdeki okulların azlığından kaynaklanmaktadır. Sanki bu ülkenin sorunu hastanelerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Hayır, bunlar sorunlarımızdır. Düzeltmemiz gerekir. Ama sorun başka bir yerdedir. Sorun kaynakların, refahın adaletsiz bir dağılımındadır. Bu adaletsiz dağılımdan pastayı kapanların ekranlara sahip olup bu şekilde konuşmalarıdır. Hedef bunları göstermeleridir. Çıkardın bakalım refahın paylaşımını da istediğiniz kategorilerde, ister yaş gruplarında, ister yaşadıkları coğrafyada, ister doğum yerlerinde, ister anne babalarının doğum yerlerinde tartışalım. Refahtan en az pay alanlar, en fazla suçlananlar durumunda. Eğitimden en az pay alanlar, eğitimden dolayı suçlananlar. Sağlıkta en kötü sağlık sistemini alanlar, sağlık sisteminin bozulmasından dolayı suçlananlar. Ama özel okullarda okuyanlar, başkalar. Tabii şöyle bakın, hemen kesmeyin sözümü bitireyim. Tamam, bitirin. Burada göstergeler üzerinden çok fazla sınıfsal, konumsal çıkarları korumak üzerine göstergeler üzerinden yanlış bir siyaset izlenmektedir. Bunun kökenine inmek zorundayım ben. Sorduğunuz soru vardır bana. Sosyolog olarak nasıl görürsünüz? Hı hı. İşte bunları görürüm. Eğer ben bakarda gider refah düzeyini araştırırsam Karpaz bölgesini ve görürüm Karpaz bölgesindeki yaşayan o okulda okuyan çocukların ailelerinin refah düzeyleri en alt düzeydedir %80'inin ve gelirim Türk Maarif Koleji'nde okuyan çocukların ailelerinin refah düzeylerine bakarım ve onları refah düzeyi bir de görürüm %80'ini ve dönerim onların anneli ve babalarının nerede doğduğuna bakarım. Karpaz'dakilerini bulurum Türkiye kökenli doğumlu. Temeka'daki Kıbrıs doğumlu. Burada bir sorun var derim. Bu rastgele olan bir şey değil. Yazı turu alıp da %50-50-50 gelmesinden değil. Gider Haydarpaşa Ticaret Lisesi'ne bakarım. Atatürk Kız Meslek Lisesi'ne bakarım.
bütün bu eğitim sistemi içerisinde doğum yerleriyle refahı ve çocukların eğitimle ilgili vizyonlarına bakarım. Ya Kudret... Ve şunu çıkartırım. Bu ülkede her geçen gün iş gücünün sınıfsal ayrımı sürekli olarak yeniden üreten bir eğitim sistemim var derim. Ve artık sadece sınıfsal değil, etnik kökeni de bunun içerisinde entegre etmiş bir eğitim sistemim var derim. Yani her gün ayrımcılığı, her gün eşitsizliği, her gün adaletsizliği yeniden üreten bir sistemin sahibiyim derim. Ve döner de bakarım, bunlardan en az pay alanlar suçlanan insanlar olduğunu görürüm. Ama bak şimdi bakın çok, bu Maarif Koleji hikayesinde bir de Kıbrıs'ın güneyinde okuyan çocuklar vardır. Yani evet. Örnek verdiniz ya şu okul bu okul, bir de onu eklemeniz lazım ama hepsini yaptım. Ama şöyle bir şey var. Öğretmen gidiyor sınıfa. Sizin dediğiniz gibi bakıyor ki kendisinin okutmadığı 3 öğrenci daha eklenmiş bu dönem. Tamam. Ertesi dönem 5 öğrenci daha geldi. Çok doğru. Ha. Çok büyük bir sorunlu. Sen bir açıklama için yapıyor. Diyor ki ya bu sistemi idare edemiyoruz. Yani, çok haklılar. Çok haklılar. Üçlük yapıyor diyorsunuz. Çok hayır, ben öyle bir şey demedim. Çok haklılar bunu demekle. İşte bunun için benim için çok önemli bu sürekli ikamet. En azından bileceğim ki 10 bin kişi sürekli buradadır artık. Tehdit altında değildir her gün gönderilecek diye. Tehdit altında değildir. Sen işverensen biliyor musun bu izni alamasalar ne olur? Sen işverensin, her yıl yenilen bir insanı düşün. Gidip seni 2 ay 3 ay ödeme sosyal sigortalarında, o çalışan bilmez senin. Peki gel... Kollar kendini gemiye yolladılar. Yok. En azından o garantisi zaten, var artık. Zaten bir kişinin yok, hayatını ama, değiştirir. Ama bir yerden yani, söküp getirirseniz buraya bir de iş imkanı ve bir de refah sunmanız gerekiyor. Yani barakada kalıyorsa, asgari ücretin altında alıyorsa, tıbbi bakımı göremiyorsa, sosyal sigortası yatmıyorsa siz suçlusunuz tabii. Orada hiç kimsenin suçkusu yok. Güvence altında değil. Güvence altında değilse suçlusunuz. Ama bu suç sadece işverenin suçu değildir. Hayır, devletin suçudur. Devletin bu. Suçudur. Ama bu devletin suçudur. Bu rakamlarla bitecek değildir ama siz niye böyle? Çocuklar var dediği zaman öğretmeni suçlayamazsınız. Yani. Ama öğretmeni suçlamaya getirmeyin. Gelecek insanlar olacak gene diyorum ben. Yani bu burada bitmiyor. Yani, hayır, Kudret Bey'in dediği zaten bu insanlar buradadır. Bunu bir sisteme koyalım. Evet. Düzene koyalım. Ona bir itirazımız yok. Ama birilerini engellemiyor bir taraftan. Ama bir kişiye iş bulamadığınız zaman da bu hakkı vermeyeceksiniz. Koparmayacaksınız onu yaşadığı ortamdan ve hiç bilmediği bir ortama atacaksınız. Kimse koparmıyor. Yalnız orada da şeydir. Yani, bunlar bireyseldir artık. Bazı teşvikler vardır. Yani politik teşvikler var. Ne vardır mesela? Tamam, o yani bu kadar insanın iş bularak mı geliyor insanlar? Siz gider misiniz? Arar. Rusya'ya mesela iş aramaya şimdi veya hiç Rusya bir, mesela hiç şansınız yoktur. Gider misiniz orada bir hayat kurmaya çalışır mısınız? 5000 kilometre ötede. Bakın yani, bence işte şey ekonomik şeyin dışında başka şeye teşvikler var. Ne teşviği ya Allah'sınız? 40 TL'dir şeyin on feribotuna geçmek. Vatandaşlık veriyorsunuz. Vatandaşlık veriyorsunuz. Çok kolay. Yani... Vatandaşlık veriyorsunuz ve kişilere şu mesajı veriyorsunuz. Sizi biz Avrupa Birliği vatandaşı yapıyoruz. Hı-hı. Her gün açıklama yapıyoruz sizin liderleriniz. Her gün açıklama yapıyor sizin liderleriniz. Bu teşvik değil mi? Evet. Kime yaptılar ya? Bütün vatandaşlar. Kudret Bey, her seçimde aynı adresi kullanarak 100 kişi vatandaş yapılmadı mı? Şu adresle oturuyorlar. Bakıyorsun 100 kişinin adresi tek ilhane görünüyor. Kaç yıl öncedir politik bahsettik. Politik teşvik değil midir bu? Kaç yıl öncedir yıl, bu? Ama devam ediyor bunlar bir şekilde. Farklı formüller altında devam ediyor. Siz söylediğiniz yani kaç kişinin vatandaş yapıldığını biraz önce. Hayır, evet. Şeye karşı yani değilim. Bakanlık yani söyledi. Sisteme oturtulmasına, kuralların belirlenmesine. Evet. Ama bunun dışında da bunu teşvik edecek şekilde uygulamalar yapmamanız lazım. Mesela bu kesim... Şimdi kesim teşvik edecek şekilde dediğiniz zaman size... Örnek veriyorum size. İlk olarak teşvik nedir diye sormam gerekiyor. Örnek veriyorum şu size. Şu anda olan diyorum size. Çok yakın bir coğrafya var orada. Esasında o coğrafyadan bu coğrafyaya akış azaldı. Çünkü bugün Narenciyeciler Birliği'nin buraya, evet, Lefkoşa'ya gelirken dinledim, bugün dinledim. Türkiye'den diyor, çalışan insan getiremiyoruz Narenciye'yi toparlayalım. Rusya krizi oldu. Ciddi sıkıntıdayız. Rusya'ya Narenciye'mizi Türkiye'de... Asgari ücret arttı orada. O akış yani ekonomikle çok ilgilidir. Sonunda eğer buradaki düzey yüksekse, gelir düzeyi, atlar şeye 40 dakikadır Adana'dan buraya uçak ve 8 saat feribotla aynı dili konuştuğu, aynı topraklar çok kolaydır. Benim Rusya'ya gitmeme benzemez mi? Ama buradaki şey, şunu hesaplaması lazım. Şunu yapabilir. Tabii ki o gerçeğin senin. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Ben bu ülkeye çalışma izni ile kimseyi almayacağım.
bu kadar. Çalışma izni alabilirsiniz tabii. Eğer bir iş bulmuşsa, işveren belliyse, siz bunu kayıt altında almışsanız, o zaman bu kişinin ücretini de kontrol edersiniz, sosyal sigortasını da kontrol edersiniz, yaşadığı yeri de görürsünüz. Ona bir itirazımız yoktur. Yani bir iş bulmuşsa bu kişi, ama ne oluyor Patik'te? İş bulmadan geliyor. İş bulmadan geliyor. Daha sonra kendisi bir siyasetçi çıkıyor, kendisini vatandaşın yok sözü veriyor. Yok çalışmıyor. Yok öyle, bakın öyle, ben... Öyle çalışmıyor. Bakın size yani şunu yıllarca söyleyeyim. Böyle çalıştı diyorum ben. Bakın ben son 5 yıldır... Burada hiç ikamet etmeyen kişilere vatandaş yapılmadı mı Kudret Bey? Aman şimdi çalışmaya izninden vatandaş yapmayı... Oldu teşvik, bunlar geçmişte. Teşvik dedi. Oldu bunlar geçmişte. Onu söylüyorum size evet. Geçmişte oldu. Geçmişte olanlar ama sanki bugün tekerrür edermiş gibi telaffuz etmeyelim. Ya beni ilgilendirin bak Kudret Bey. Bu toplumun dedim size ne hale geldiğini ve sizin dediğiniz gibi artık o sınıfsal şeyler, göçler, yani şeyler, işçi sınıfı veya işte işsiz güçsüz insanların burada gelip iş araması, ekmek araması dönemi geçmiştir. Yani burada artık daha elitlerin ve daha büyük paralar kazanma ve buradaki biliyorsunuz bazı iş alanları vardır. Yani onların böyle akın akın gelme şeyi vardır. Yani turizm sektöründe teşvik ediyorlar evet, örneğin. Yani iş kurma ne oldu? Alan verirler. Sonra hiçbir şey yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yapıyorlar da. Şey. Yaptıklarında şikayet ederek yapmadıklarında hayır, da. Hayır birkaç yapıldı. Son raporlarda bir sürü şeyde karpazda verilen yani teşviklerle de şunlarda bir taş konmadı diye bunları raporlarda okuyoruz. Ya yapılmaması değil benim dedim. O aksaklıktır. Yapılanlar içerisinde diyorum turizm sektörü içinde Kıbrıslı Türk oranı azalıyor. Bunlar yani evet. Ama öyle bir hale geldi bizim medyamız. Yapılmadığında saldırır, yapıldığında saldırır. Bir karar vermemiz gerekiyor bizim. Nasıl bir işte yani vardı birkaç tanemizin Kıbrıslı Türk'ün bir 10-15 milyar dolar yatırım yapsın da yapmadı. Yaptırmaya teşvik edin kendilerini. Yapılmasın mı yani? Demek istiyorum ne istediğimiz nedir? Bunu bir tanımlayalım. Benim demek istediğim eskiden... Vardı bizim GSM şirketlerimiz. Da biz açamadık GSM şirketlerimizi. Da geldi Türkiye'ler işgal etti bizim GSM şirketlerimizi. Allah'asınız ne yapabileceğimize ne yapamayacağımıza bakalım. Yapabileceklerimiz belli. Bu alanlarımızı koruyalım tabii ki. Ama ister İngiliz olsun Vodafone Türk mü? Peki. Geldi bunun içinde. Ha Vodafone'u eleştirelim. Dünyanın en pahalı bize GSM'ini verirsiniz diye. Ama Allah'ınız gelip yatırım sanki bizler yapacaktık vardı o birikimimiz. Kumar turizmini diğer turizmciler eleştiriyor. Hangi turizmciler eleştiriyor? Yani işte daha farklı turizm yapan yani. Kimler? Yerli turizmciler küçük eleştiriyor. Çünkü kumar turizmi de getiriyor, evet. Kapatıyor bir yere. Yani ne kadar yanlış bir yaklaşım. Yabancı. Ama. Ben onların şeyini aktarıyorum evet. Size. Yani siz dediniz ya evet. Ne yanlış yapılıyor. Evet. Mesela bu yanlış yapılıyor. Kumar bence yanlış yapılmıyor. Yani böyle bir iddia vardır. Evet. Yani. Ekonomiye fazla katkısının olmadığı ileri sürülüyor. O da yanlış evet. Bilgi. Tamam. Yani. 600 milyon dolar yıllık kasino sektörünün örneğin doğrudan doğruya ekonomiye katkısı var. Mitolojiler üzerine biz mitler yarattık böyle şehir efsaneleri. Onların üzerinde siyaset yapıyoruz. 600 milyon dolar mı? 600 milyon dolar. Bu rakamı nereden buldunuz Kudret Bey? Böyle şey yapın. Kıbrıs'a mı bırakıyorlar bunu? Evet. Kıbrıs'a mı şimdi, kalıyor? Şey esasında en büyük sektör ekonomide. KKTC'nin bütçesi ne kadardır? Şeydir, kasino sektörüdür. KKTC'nin bütçesi ne kadardır? Bilmem KKTC bütçesi üzerinde çalışmam vallahi, ama şimdi ona yakın bir şey söylediniz. Çok ciddi bir rakamdır hemen. Vallahi bulun isterseniz. 7200. Yani şimdi bulmak zorunda değilsiniz. Yok şimdi bulacağım. Daha sonra da şey yaparız. Şimdi yazdı bunu bütçe geçti. Bütçe, yani bütçe 600 milyon dolar. Dolar 100 bin dolar şey harç ödüyor. Kazinolar, kazinolar harç ödüyor. Yıllık harç ödüyorlar. Onun dışında ne ödüyorlar? Hiç şeyin masa başına ödedikleri ücret başka. Çalıştırdıkları insan sayısı başka. Piyasada... Yerli çalıştırmıyorlar iddiası vardır. Tabii ki. Ama maaş ödüyorlar. O maaş ödedikleri de burada kalıyor. İşte o izinlilerdendirler. Tek bir tek sektördür ki hepsi birden çalışma izinlidir. Var mı başka sektör? İçinde tüm çalışanları çalışma izni olsun. Yoktur. Yani bunun şansı yok olmasın. Getirilen, lisansı gider. Gelen kişilerin otel gazinosunda hiç bunların denetimi yapılmıyor ama. Doğru. Neyin denetimi yapılmıyor? Yani bu dediğiniz hani orada söyleyeyim. Çalışamaz falan diye. İş yerlerine de şey yoktur, denetim yoktur. 600 milyonu bir bulacağım bana söyleyin. Peki şey bunu sorayım yani şu anda ülkede bu gene bu İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 49.526 ateşli silah bulunuyor. Biliyorsunuz felaket.
Düşünün bizim Kıbrıs'ta polisimiz bile silah taşımazdı. Yani ben hatırlıyorum o dönemleri. Tabii. Elinde ama şimdi var değil mi? Var artı. Bir de bilmiyorum hangi seneydi. Böyle belli kişilere, üst kademe yöneticilerine, milletvekillerine, bürokratlara, neyse böyle üst kademeye tabanca taşıma diye bir şey çıktı. 90'larda bir şeydi bu. İki türlü izin çıkarttılar zannedersem. Bir taşıma, bir de bulundurma. Bulundurma. Bulundurma hatta, evde bulundurmadır. Taşıma da yanında. Hatta bana meclisten bir mektup gelmişti. Eski milletvekillerinde böyle bir hakkı var diye. Ben de teşekkür ederim. Ben pasifist bir insanım. Hiçbir silahınızı da istemem dedim. Yani öncelik varmış. Yani diyeyim, seni yazdılar, teşvikler ettiler. Tabii. Hayır, eski yani milletvekillerine. Hangi noktadan hangi noktaya geldik? Siz diyorsunuz ki eskiden, ki ben de hatırlıyorum esasında. Polisler bile. Düdük taşırdı. Bile. Biz de cop. Bir de copları vardı ama. Silah taşımazken yani? Bugün silah korkunç bir şey. Bu ülkeyi yönetenler herkese silah vermek üzere planlar yapmadı. Meclisten bana mektup geldi. Evet. Eski milletvekili. Şeyde dikkatimi çekti esasında. Bu bir istikrarsızlık vardır. Yani avcı sayısında ve tüfek sayısında. 10 bin avcı. 10 bin avcı. Ama ne zaman? İşte bu son. Bir Ocak. Yıllara bakın. Bir dakika. Bu yılları vermiyor. Bakacağız ona sonra. 1 Ocak 30 Eylül'de 10 bin izin çıkaran avcı varmış. 10 bin. Her yıl yenilenen bir izin mi bu? Ben hayır, her sene almak zorunda. Her sene yenilenir yani. Evet, her sene gider ve şeydir. Bu sene daha çok başvurmuştur ama bu 50 bin silah var bu ülkede. Onun için herkes çıkarıp sinirlenir. Hemen silahın içerisine av tüfeğini de katıyor herhalde ama değil mi? Evet ama şeyler de var. Yani avcılar da herhalde. Da yani, ateşli silah. Tabanca. Tabanca olmak üzere tabanca. 1674 tabanca varmış. Ayrıca. Kaç binin içinde? 49 bin dedik. 49 binin. 1600'ü mü? Bak hava tüvekleri var, hava tabancası var, paintball tabancası var. Ya benim var. Evde de var iki tane hava tabancası. Hiçbir şeye yaramaz. Yani, yıllardan beri duruyor. Ama bu rakam, bu şeyler, silah bunları korkunç. Serbest bıraktılar bu silahı. Herkesin işte yok tehdit ediliyorum diye böyle bir şey çıkardılar bunu. Ya ben silaha şiddetle karşıyım. Evet. Ava karşıyım. Yani başından pozisyonumu belirteyim. 2010 yılında 18.516'dır bu rakam. 2014'te 12.112. Hangisi? Ruhsat çıkarmış avcı sayısı. Bu 10 verdi. Orası düştü mü yani? 18 mi dedi? İşte ben de elimdeki rakamları işte aynı listede var elimizde. Avcı. Kaymakamlıkların faaliyet raporuna göre Ekim ayı itibariyle ülkede ruhsat çıkarmış avcı sayısı 9.843. İşte yani 10.000 dedi. Ama 2009'da bu 6.000 küsur, 2010'da 18.000, onu söylüyorum. Yani bu nasıl olur? Yani bir yıl içerisinde 3'e katlanıyor. Resmen 3'e katlanıyor. Nereden çıkıyor bu insanlar? Bilmiyorum böyle hepsi yani. Avcı. 2011'de düşüyor. 2012'de aynı kalıyor neredeyse. Yani burada bir tanımlayacağımız bir sosyolojik yapı olmadığı beni üzüyor. Ya tanımlarsın. Sadece parça parça olduğunu, evet. Birbirinden kopuk olduğunu görürsün. Çok üst düzeyde belirli alanlarda birleşmeler vardır. Bunlar nelerdir? Örgütlü kesimi bu toplumun kamuda çalışanlardır esasında. Kamu çalışanları arasında bir örgütlülük vardır. Orada bir süreklilik kesinlikle vardır. Ama onun dışında bir şey düşünün yani. Batı'da da esasında çok benzeri bir durum var artık. Reagan ve Thatcher dönemiyle yaşanan bir işte kimi zaman postmodernite, kimi zaman kırılma noktaları olarak şey edilen toplumsal yapı bu. Hı hı. Sürekliliğin yoktur hayatında artık. Hı hı. Daha önce işte ne bileyim İngiltere'de doğan bir çocuk okula gidecek. Ya 16 yaşında okulu bıraktıktan sonra garanti bir işçiyi vardır. İşçiyine gidecek, sigortacıya ödenecek, emekli olacak. 65 yaşına kadar devam eden bir hayatı, bir kansıl evci olacak, bedava bir sağlık sistemi olacak diye bir tahayyülü vardı. Bu yok artık. Bizde de yok. Bizde de yarın, bugün bir bakkal dükkanı, yarın öbür gün bir dönerci dükkanı olabilir. Bir sonraki gün bir lahmacuncu olabilir. Süreksizlik yani hayatımızdaki süreklilikler koptu artık. Süreklilik kimde var? Bir kamu çalışanlarında var. Çünkü iş güvenceleri var. Hı. Esasında baktığımız zaman toplumsal yapıda ihtiyacımız olan, evet radikal kopuşlar zaman zaman olabilir insan hayatında ama
devletle olan ilişkin içerisinde, toplumla olan ilişkin içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi güvence ve sürekliliktir. Bizde her ikisi de eksiktir. Hiçbir şekilde kendimizi sosyal anlamda güvence altında hissetmiyoruz. Kamu çalışanları hariçine. Ve sürekliliğimiz yoktur iş hayatımızda. Burada devletin ciddi politikalarında hatalarından dolayıdır. Peki kamu yönetimi de bir gün bir iflasla ki iflas durumu da etmiyor. Olabilir. Etmez. Gene iş değişmeyecek mi? Kamu iflas etmez. Etmez mi? Ne bileyim yani ne olur ettiğinde. Maaşlar kamu, düşer mesela. Sonunda ne olur yani bilmiyorum. Belli çöker yani. Yani tamam. Ne olur. Maaşlar düşer. Güzel kalmaz. Bakın bir belediye öneriyorlar işte maaşlarınızı düşürün Erenköy'de galiba. Evet çok ciddi bu. Lefkoşa'da olacak bu. Yani er ve ya geç olacak. Yani ama şimdi, o kamunun çökmesi değil, kamunun bir korumunun batmasıdır. Yani batması ama bir sürü insan da işsiz kalacak. Tabii. Yani o bakımdan yani. Diyorum. Peki bu kadar büyük böyle çok diyelim ki hani diyorsun hala Kıbrıslar elit daha değişik bir yaşam iktidarın şeyindedirler. İktidardadırlar. Peki yani, yerel iktidardadırlar. Peki bu kapasite bu genişleme ya yani bir genişleme var. Olumlu olumsuz yani nüfus açısından çalışma. Evet. Yani ben yerel iktidar kavramını yanlış buluyorum. Hayır, iş açısından bunları bizim bu şeyler bu iktidardaki elitler yönetebilecek kapasitede mi bu büyüklükteki olaylar? Vallahi kendi kendilerinin idamelerini yıllardır sağlıyorlar. Biz değiştiremiyoruz onları. Yani, siyaset sistemini değiştiremeyen biziz. Kudret Bey, onlar yani, kendi hayatlarına devam ediyor. İstihdam edilmiş kişileri, devlette istihdam edilmiş kişileri bir iktidar odağı olarak görüyor. Bu bana göre çok yanlış bir şeydir. Yani bürokrasinin bakın. Bürokrasi olarak. Pek iktidar değiller yani. Öyle mi? Yani değiller yani. Hangi konuda karar alabiliyorlar? Bürokrasinin iktidarından bahsediyorum size. Bürokrasinin başka bir şey. Siz bürokrasinin Kıbrıs'ın Türklerin büyük bir bölümü diyorsunuz. O bürokrasinin içerisindeki bütün top mevkilerde %90'ı şeydir. Kıbrıs'ın Türklerdir. Siyaset kurumunun içerisinde mecliste isterseniz bir olanlara bakın kaç tane Türkiye kökenli, kaç tane Kıbrıslı var. Yıllarda da bu böyledir. Bu böyle olmaya da devam edecek. Çünkü değiştirmek için başka alanlardaki değişimleri göremiyorum ben. İşte bakarım çocuklar, okullarda eğitim alan çocuklar, onlar yapıcı olmaya devam edecekler, zanaatkar olmaya devam edecekler, bahçeci olmaya devam edecekler. Bizimkiler hakimler olacaklar, avukatlar olacaklar, doktorlar olacaklar, gelecekler iktidara oturacaklar. İktidar budur işte. Yargı sistemindir, politik alanındır, eğitim alanındır, sağlık alanındır, profesyonellerindir. Biliyorsunuz yani tabii bu ülkede bunlardır. Hep böyle ideolojik şeylere göre, ayrımlara göre bir şey izlendi geçmişte. Yani etnik ya da köken itibariyle bir ayrımın yapıldığını söylüyorsanız sistematik olarak solcu yapılıyor. Solcu sağcı ayrımı yani, da yapıldı. Bakın, yani, tabii esas solcu benim, sağcı ayrımı yapıldı. Ben bu yani. Çalışmayı neden yaptım biliyor musunuz? Ben ilkokuldayken. Öyle bir sonuç vardır. Yani orada itirazım yoktur ama bunun sistematik bir ayrımcılık sistematik yapının içindedir. Daha ziyade solculara karşı yapıldı. Partizanlık üzerinden yapıldı. Etnisite üzerinden, yani köken üzerinden yapısaldır, sistematiktir. Eğitim sisteminin içerisinde inşa edilmiştir. İmtihanda sorulan sorulardan tutun da koleje giriş sınav sorularına kadar hepsinin içine eğitim sistemine baktığınız zaman bunlara bakmak zorundasınız. Benim çocukluk yıllarımda ben ilkokulu bitirirken bir grup insan koleje gitti, bir grup insan liseye gitti, ortaokula gitti. Ortaokuldan ayrılırken bir kısım insan yine koleje gitti, hatta Rum tarafına gitti. Bir grup insan yapı sanata gitti. Bir grup insan ticarete gitti. Bir grup insan Türk Lisesi'ne gitti. Evet. Türk Lisesi'ne girenlerin içinden bir grup insan edebiyata gitti. Bir grup insan matematiğe gitti. Ben o çocukluk yıllarında bunları yaşaya hepsini not etmişim. Neden bazı arkadaşlarımın yapı sanatta son bulduğunu, neden bazılarının... Kim yaptı ayrımcılığı? Bekle bitireyim. Neden bir kısmının Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde, neden bir kısmının hiç üniversiteye gidemediğini çocukluk yaşlarımdan, yani bir yerde sosyoloji benim, o yıllardan beri meğer içimde varmış ve kendim bu analizleri. Tabii. Köyden kentten gelenler, ayrımı bir. Köyden tamam, gelenler... Bu da site yok ama. Köy ve kent bekleyin bitireyim ya. Böyle başladı diyorum size. Eğitim sisteminin içerisine ayrımcılık inşa edilmiştir. Önce başladı diyorum size. Köyden gelenlerle veyahut da babası işte makinist olan, zanaatkar evet, olan, evet, iktidarda evet. olmayan, memur kesimciyi, doktor avukat olmayan, sınıfsal yani. Sınıfsal bir şey, evet. ayrışımı şimdi etnisiteyle güçlendirdik. Kim yaptı bunu? Devlet. Bir ayrımcılık varsa bunun devlet, bir aktörü de vardır. Devlet. Eğer siz, bakın
Bir örnek vereyim size. Sınav sorularınızın içinden bir tanesinde sadece Kıbrıslı öğrencilerin cevabını bileceği sınav sorusunu sorarsanız sistematik ırkçılık yapıyorsunuz. Bizim bence abartıyorsunuz siz bunu. Hayır, şu anda bu da vardır. Belki böyle bir soru vardır buldunuz ama bu büyük bir abartmadır. Yani bir soru üzerinde gitmek ve bu devlet dediğiniz... Eğer koleje girmek bir iktidar olmayan bir şeydir Kıbrıs'ın kuzeyinde. Eğer yani koleje girmek... Ayrımcılık yapma iktidarı bile olmayan bir devletten bahsediyoruz. Eğer koleje girmek bir puanla kararlaştırılırsa ve bir soru bir puansa ve sizin böyle bir sorunuz vardır 10 tane, siz ayrımcılık yani, yapıyorsunuz. Ben öyle bir sorunun yer almasını kesinlikle savunmam. Kesinlikle yer almaması gerekir. Neyi savunursunuz? Kesinlikle ama böyle bir örnekten çıkarak sistematik bir ayrımcılık olduğunu ve bunun etnisiteye dayandığını söylediğiniz benim çocukluğumdan yani, beridir de diyorum size. Bakın makinist çocuğu da gidemiyor koleje. Benim çocukluğumdan beri diyorum size, devam eden bir eğitim sisteminin içerisinde inşa edilmiş ayrımcılıktan, farklılaştırmaktan bahsediyorum. Ve diyorum size, bu artık son 20 yıldır etnisite kavramında da girdi. Neden girdi? Çünkü sınıfsal olarak zaten onlardır o durumda olan, daha önce köyden gelenin yerini şimdi Türkiye'den gelen aldı. Ve bu da tehlikelidir diyorum. Neden? Sınıf üzerine siyaset inşa edebilme fırsatını verir. Bir de sınıfla etnisiteyi birleştirebilme fırsatını verir. Bir dakika. Bunu görmezden gelirseniz kabulük tarihsel hatalı. Eğitim sistemi bozulmuştur. Günleri... Geçmişte köylü çocukları Rum tarafındaki İngiliz okulunu 74'ten önce kazanırdı. İstisnalar, çok iyi. Hayır, istisnalar değil. 74'ten önce. 74'ten önce ben size sayayım ne kadar köydeki öğrenci. Çok tabii ki. İstisnaydılar. Yok, istisna değillerdi. Bakın, demek istiyorum zaten ki koleje gitmek istisnaydı. Sistem bozulduğu için. Herkes için. Şimdiki kolejinde öyle istisna bir durumu kalmış değildir bana göre. Ya bakın işte. Normalde lisedir. Hayır. Genel. Bakın yani belilerinin refah düzeylerini ölçün gidip ya bir Kudret Bey, boşuna konuşmayın. O devlet dediğiniz esasında o kesimi sömürmüştür, aldatmıştır. Hangi kesimi? O bahsettiğiniz yani köken itibariyle oy uğruna o kesimi üzerinde ciddi... Tabii yapılar böyle sürdüler. Yapılar yapılmıştır ama bence iktidar olmadığı için yönetenler onu da yapacak durumda değillerdi. Sadece bir aracı... İktidardır. Bakın iktidar öyle çok büyük ve çok soyut havada uçan bir şey değil. İktidar nedir bilir misiniz? Ben belediyeye giderim, bir çalışma işleri için çalışma izni alayım. Çalıştırma izni ne derlerse. O belediye başkanının bana verdiği vermediği izin onun iktidarıdır. Bu İktidar böyle bir alandır. Bir de popülizm, yani sizi kastetmiyorum ama bir popülizmdir bu. İktidar budur. Ayrımcılığı keşfetmek için bu konuya giriliyor. Şimdi evet bu konuyu işte konuştuk. Anlaşamadık gibi galiba. Anlaşamadık. Neyi anlaşamadık onu da anlamış mıydı ama. Hayır, yorum istiyorum. Siz böyle şeysiniz. Agresif yani davrandınız. Allah Allah. Ürkçülük getirdi. Şudur sosyolojik yapıyı tanımlıyor. Söylerim. Ne bu yıllarda gitmez. Bu hale gelince şeyi anlatın diyorum. Çıkarsınız. Anlatın diyorum. Siz başka şeyler. Yani. Biraz daha fazla şey almaya, görüş almaya çalışıyoruz. Sosyolojik yapı hakkında. Evet, ama işte çünkü bu siyasete yansır. Bu siyasete ve çözüme yansıyacak. Şimdi gelelim, çözüme geçelim. Çünkü bir 15 dakikalık bir şeyimiz kaldı. Sizin değerli görüşlerinizi alalım. Bütün bu şeylerde tabii ki bizim bu sosyal yapımızın da dediğim gibi veya Rum tarafında sosyal yapısının da bu çözüme şu ve bu biçimde olumlu veya olumsuz katkısı olacak. Bu gece bunun için irdeledik bu konuları daha çok. Siz ne bekliyorsunuz? Yani bir ufukta bir çözüm var mı? Vallahi çok uzun yıllardır olmadığı şekilde her iki taraftan da ilk kez 2004'te de bu olmamıştı. Yani Kıbrıs Türk liderliği ile Kıbrıs Rum liderliğinin aynı anda bu kadar olumlu mesaj verdiği İlk bir dönem yaşarız. Evet. Buna uluslararası aktörlerinde yani Kıbrıs'la bir şekilde ilişkisi olan, bağlantısı olan bütün aktörler de benzeri mesajları verdiği çok önemli bir konjektürdür bu. Uzlaşıyoruz. Şimdi kimse aktörlerden istediğinizi sayın NATO'yu, AB'yi, Türkiye'yi, Yunanistan'ı, İngiltere'yi, Amerika'yı dış aktörlerden hiç kimse çözümün olamayacağı konusunda şey değil. Herkes bir çözümü istiyor. Tarihsel konjektürü getirdi ki burada bu adanın artık bir uluslararası hukukun içerisine girmesi gerektiği konusunda dayatmaya başladı. Ortada oynan mı ilgilidir? Hidrokarbonla ilgili midir? Türkiye'nin gelecekteki rolüyle bilemem bunu. Evet. Ama bütün uluslararası aktörler burada bu konuda Türkiye çok ciddi bir şekilde
Sayın Akıncı'nın şiddetle arkasında. 11 Şubat belgesi Türkiye için bir referans. Bir çözüm bu belgenin etrafında olduğu müddetçe Türkiye arkasında duracağını çok net bir şekilde söylüyor. 11 Şubat belgesi, ortak açıklaması, bizim meclisimizdeki bütün partiler tarafından da onaylandı. Yorum farklılama olabilir. Gönül rahatlığı ile mi? Hayır. Bence gönül değil, rahatlığı ile değil. Güney'de de yine de gönül rahatlığı içerisinde olmasa da ilk kez Disi ve Akel birlikteliği ortaya çıktı. 11 Şubat belgesi etrafında şekillendi o da. Yani ilk kez hem güneyde hem kuzeyde hem de uluslararası aktörler açısından bu sorunun sona ermesi konusunda bir irade ortaya kondu. Eğer 11 Şubat belgesini bir irade olarak kabul edersek, evet, ki öyledir. Böyle bir irade var orta yerde. Liderin, iki liderin de verdiği, görüşmecilerin verdiği mesaj da sürekli çözüme yöneliktir. Yani şu mesajı vermiyorlar. Biz anlaşamayacağız demiyorlar. Biz anlaşıyoruz diyorlar sürekli olarak. Bu önemlidir. Ha, bunu bölük bölçük yapıyorlar, yanlış yapıyorlar, yanlış şeyler sızdırıyorlar, zaman zaman dinamit atıyorlar. Kendileri dışında veya atılıyor, örneğin mülkiyette olduğu gibi. Bu onların bir eksikliği. Yani ikisinin beraber oturup bence bir common, yani ortak bir iletişim strateji geliştirememesinden kaynaklanan ve toplumun içerisinde her iki tarafta da tabii ki belirli rahatsızlıkları olan kesimlerin de bunu bir açık dürtmesinden kaynaklanan bir şeyler ama... Olacak mı? Hayır. Şimdi ona olacak demedim daha. Bütün hava olumlu. Mı dedim? Evet, bütün hava olumlu. Ancak bence liderlerin yukarıda verdiği olumlu mesajına toplumların birbirlerine olan toplumlar bu mesajı taşımıyor şu anda. Bir mesaj algılıyorlar, alıyorlar ama o toplumların duruşunu değiştirmiş değil daha. Toplumlar hala daha görüşme masasında tartıştıkları her bir başlıkta birbirlerinden kilometrecelce uzaktalar. Her bir ana başlıkta. Bunları bu liderlik, bu olumlu havayla her iki toplumu da birbirine yakınlaştırabilecek mi? Ondan daha emin değilim. Hı hı. Liderlerin yaklaştığı, masanın yaklaştığı çok net ama toplumlar birbirlerinden çok uzak mesafedeler hala, evet, daha. Evet, yani işte onlar da çok böyle toplumlarını tabii dinleyecekler de bir böyle yol gösterip de daha iyi olacak diye böyle bir çabaları da yok. Tabii etkileniyorlar, politikacılardırlar, seçim var, işte Rum tarafında da seçim var. Yani bunu böyle daha Akıncı hem olumlu verir ama mesajlarını. Bir farklılık var ama yine de Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye kısa sürede bir referanduma gidilmesi yönünde bir irade beyan ediyor. Evet. Rum tarafı biraz daha şey o konuda. Evet, çünkü çekilmeler. Seçimleri de var. Yani birkaç kez galiba Anastasiades Mayıs'tan önce olabilir dedi. Olabilir. Zannedersem birkaç kez söyledi ama yani. Evet, evet. O da söyledi bunu. Tabii işte seçimlerini falan erteletmeleri gündeme gelecek öyle bir şey olursa, fakat dikkate almamız gereken şey, evet, belli ki müzakere masasında bir yakınlaşma sağlamak için en azından bir çaba var. Belirli alanlarda yakınlaşma da sağlanmıştır ki liderler de kalkıp yakınız çözüme diyebiliyorlar. Diğer türlü bunu söyleyemezler. Evet. O yakınlaşmaların neler olduğunu bize söylemiyorlar. Bunlar da şeye gelmediği için, topluma gelmediği için ve toplum bu yakınlaştırmalara alıştırılmadığı için hala daha kendi pozisyonlarında duruyorlar. Evet, sanıyorum. Garantörlük konusunda, evet, şey, evet, başka yerde durur, evet, Rumlar, yerde. Türkler başka yerde durur. Evet. Dönüşümlü başkanlık konusunda Rumlar başka yerde durur, Türkler başka yerde durur. Omorfa'nın güzel yurtun iadesi konusunda Tartazı, Rumlar başka yerde durur. Her şey. Her şey de ayrı ayrıdır. Evet. Umarız artık Ocak ayına kadar bunlar netleşecek sanıyorum. Zaten seçimleri de yaklaşıyor, Rum kesimindeki seçimler. Evet, programımızı bitiriyoruz Kudret Akar. Aniden kesin demek. son artık hep uzlaştığımız şeyleri. Uzlaştığında mı kestin? Yok zaten. İtirazımız yok. Okay. Siz de başka kanallarda biz de bunları söylüyoruz. Yani artık genel geçer de. Sadece bir şey var, bir boyut daha vardı. Kısaca söyleyeyim. Bu bölgedeki gelişmelerin Kıbrıs sorunu nasıl etkileyeceğini daha henüz daha tam anlamış değiliz. Biraz yani karmaşıklık yaratıyor. Size bir anekdot söyleyeyim. Bundan birkaç hafta önce işte şeyden, Beyaz Saray'dan birileri gelir böyle de şey, bir arkadaşla beraber bir toplantıdayız. Amerikalılardan bir tanesi şey sorusu sordu.
İşte yani Orta Doğu'da bir karmaşanın falan çıkması Kıbrıs sorununa olumlu etkisi mi olur? Arkadaşından biri evet dedi, olumlu etkisi. Ne dediğini farkında mısın dedim Amerikalılara. Bunlar Orta Doğu'yu karıştıracaklar şimdi Kıbrıs'ta çözüm bulmak için. Evet, öyle bilmiyoruz gerçekten. Durum, evet, çok. Her şeyin altına dinamit de sokabilir. Evet evet. İki çok zor bir süreç. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımız sona eriyor. Gelecek çarşamba yine buluşmak üzere. Gelecek çarşamba sanıyorum konuğumuz Katie Cleridis olacak. Aa, ne güzel. Evet. Güzel bir söyleşi yapacağımıza inanıyorum. Evet ya, pazar günleri bizim programın 11'de tekrarı var. İzleyebilirsiniz. Şimdi Kudret Akay'ın seçtiği Ah Benim Sevdalı Başım şarkısını çalmadan ona bu şiiri okutturacağım. Hadi ya. Evet. Yani sözleri çok aman güzel. Aman. Sözleri çok güzel. Lütfen oku. Çünkü Fatma Hanım. Bu sözleri de sevdin herhalde müziği severken. Çok güzeldi tabii. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım. Yavaş yavaş. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Söyleseydin gitarı getirir çalardım. Sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler yırtıp yerkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Evet, çok teşekkürler. Evet, Zülfü Livaneli okuyor. Ah benim sevdalı başım. Hoşça kalın diyoruz. Gelecek çarşamba görüşmek üzere. Size şey yollayacağım. Sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık, uslandır beni. Benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık, uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım,
Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır.